Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte, başlıyor hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Sen neden bir evladın olduğunu sakladın? Ben çocuğun olduğundan bile haberim yok. Allah bilir, başka bir karısı da vardır. Belki başka bir çocuğu da vardır. O çocuğun babasız büyümesi haksızlık, vicdansızlık. Ben bu Sübüren'i rahmetli annemden öğrendim. Yani yaparken aklıma gel, kusura bakma. Çok zor yani, annenizi, babanızın kıymetini bilin. Gerçekten tarifi yok. Herkes yemeğe bütün günü değerlendirerek puanını versin buyurun. Halime Muhsin Korkmaz çiftinin bugün toplam puanı 'tesi olsun. Haftanın bugün en heyecanlı gün. Çünkü yepyeni ailemizin üyeleriyle tanıştırıyorum sizi. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Kadir, Rana. Azerbaycan. Kadir, sen kaç sene okudun okulda? Kıyamam ben sana. Hani böyle öğretmen sözleri çocuk ayağa kalkar ya. Kıyamam, hakkını helal et. Kadir, kalkmana gerek yok. Azerbaycan'da okudunuz. İkiniz de Azerbaycan'da. Evet, Azerbaycan. Bana bir söyler misiniz? Azerbaycan'a merhaba. Salam Azerbaycan. Salam Azerbaycan. Salam Azerbaycan'dan bizi izleyen herkese merhaba. Çok seviyoruz biz Azerbaycan'ı. Gerçekten tek millet gibiyiz ve gerçekten aynen, bizim için çok özelsiniz. Çok peki, hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Ve İlkay, Ceren, nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyoruz. Ankara'dan. Evet. Ankara'nın neresinden? Keçiören'den. Aynen. Oo, süper. İddialı mısınız? İddialıyız. Sonuna kadar. Peki. Ve Oğuzhan, nerelisin? Gaziantep'liyim. Antep'ten Antep'ten geldim. Antep mutfağı da efsanedir. Yani boşa dememişler. Gastronomi şehri. Evet. Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Ne diyorsun? Tabii ki. Tabii. İddialıyız yani. Sonuna kadar. İnşallah. Peki. Tolga, nerelisin? Samsunluyum efendim. Oo, süper. Samsun'a selam olsun. Sen? Samsun. Samsun. O zaman sizden bol bol horon istiyorum. Yani. Ya da ne isterseniz. Hiç anlamam. Nasıl anlamazsın ya? Oh, düğünlere gitmiştim yok ki. Ha, bir düğüne gittin, o da evleniyordum diyorsun. Evet. Bir sene kala gittim hepsini, o kadar. İşi tamam bitirdim. Hayatım, düğüne gidilmez mi? Kızları nerede göreceksin? Düğün çok güzel bir ortamdır bu işler için. Düğün. Ben onu internetten buldum. Nereden buldun? İnternetten. Hiç de internete girecek bir şey de görünmüyor ama böyle. Ben askerdeydim o zamanlar. Hem de askerde internetteydin. Komutanların izliyordu şimdi seni. Selam olsun hepsine. Eyvah eyvah. Ve günün çiftini davet ediyorum. Onlar da çok heyecanlı ve çok da enteresan bir hikayeleri var. Biraz sonra konuşacağız. Halime Muhsin Korkmaz geliyor. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte. İsmim Muhsin Korkmaz. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Yaşım 44. İsmim Halime Korkmaz. Aslen Yozgatlıyım. Şefaat ilçesindenim. İstanbul'da yaşıyorum. 3 tane çocuğum var. Hiç kimse benim gibi güzel yemekler yapamaz. Kendimize güveniyoruz. Muhsin Bey. Buyurun. Seni yanlışlıkla mı getirdiler?
Ben de böyle bir durgunluk var Zahide Hanım. Hep mi var? Hep var. Ama sen çok fenasın. Çok. Sonra söyleyeceğim neden öyle. Bak demek ki böyle mahzun görünenlerde bir şey oluyor Halime. Evet. Oluyor arada, mu? Arada kaza oluyor. Öyle. Sessiz insanlardan korkun. Gerçekten. Sessiz sedasız insanlardan korkun. Az sonra bunun ne olduğunu size açıklayacağım. İnanın hani Muhsin Bey işini görünce diyorum ki yok canım bu adam hayatta yapmaz. Yapar. Yaparmış. Nasıl? İnanamadım ya. Muhsin Bey neden bahsettiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorsun. Hatam farkındayım. Kaç yıllık evlisiniz? 15. Evet. Niye bakıyorsun karına? Ya konuşacak mı diye baktım. Ha, konuş kız. 15 yıllık evliyiz. Valla güzel kız bulmuş. Hatta 16 yıllık oğlum da 15 yaşında. 13 yaşında kızım, 10 yaşında bir kızım daha var. Maşallah. Ay diyor fotoğraflarınız da. Aa, bir dakika ya, bu siz misiniz Muhsin Bey? Evet, ben zayıflattım. Bu ne? Ben zayıflattım 6 ayda. 6 ayda mı? Evet. Bir bakar mısınız Allah aşkına? Aa, sanki buraya montaj yapmışlar gibi sizi. Göbek gitmiş, adam değişmiş. 40 kilo verdirdim. Sen mi aldırmıştın? Galiba. Yani yemeklerde ben aldırmıştım. Ben bunu aldığımda 90 kiloydu. Benim gibi bayanın yanına yani kilolu adam yakışmıyor, zayıf olacak. Aa, yalnız Muhsin Beyciğim bu da fena. Evet çok fena. Çok fena. Hayır benim gibi hanımın yanına falan diye böyle. Neyse bugün çok keyifli bir program yapacağız sizinle. İnşallah. Birbirinizi demek ki çok iyi tanıyorsunuz. Tanıyoruz. Çok. Göreceğim. Başlasın bakalım gerçekten tanıyorlar mı yeni etabımız. Mutfak bahane. Halime Muhsin çifti için bakalım kaç yıllık evli? 16 oldu. 16 yıllık evliliklerinde birbirlerini ne kadar tanımışlar? Hazır mısınız? Hazırız. Sizi biraz eskiye götüreceğim. Nişanlanıyorsunuz. O günü hatırlayın. Kurdelenizi kim kesti hemen yazın. Anam kız kim kesti? İsmini yazmasak olur mu? Olur. Hatırlamıyor musun adını? Aklıma gelmedi şu an. Eyvah. Allah seni illa. Eyvah. Tüh. İkisini birden kaldırır mısınız Allah aşkına? Bu hanginizin babası? Biri kayınbaba, biri baba. Bir baba kesmiş de hangi baba? Karşılıklı baba. Benim babam kesemez çünkü felçliydi, şeydeydi. Çok geçmiş olsun. Çok onun babası kesmiştir. Kesmiştir derken? Hayır kesti yani. Ha, emin misiniz? Eminiz. Ama bu pek olmadı sanki. Ha? Peki, hadi ikiye geçtik. Şimdi eşiniz bu üçünden hangisini tercih eder sizce? Para, aşk, muhabbet. Üçü de yan yanaysa efsane. Ama siz birini yazın. Ah, bu tam bizim sorumuzdur atalım. Öyle mi? Ne demiştir sence kocan? Sen değil. Kocan ne demiştir? Ne demiştir? Hangisini seçmiştir? Parayı. Parayı mı seçmiştir? Evet. Kesin. Kesin. Biliyor. Görelim. Bir dakika, bir dakika. Vallahi parayı seçmiş. Parayı seçmiş. Sence eşin hangisini seçmiştir? O da parayı seçmiştir. Aa. Evet. O da mı parayı seçmiştir? Muhtemelen. Neyi seçmiş? Aşkı seçmiş. Eyvah eyvah. Yine olmadı. Peki. Şimdi size daha real bir sorum var. Bir adet mezure ile geldim bugün. Evet. Ve acaba biliyor musunuz? Gerçi sen kilo da verdirdin kocana ama. Eşinizin belinin çevresi sizce kaç santimdir? Hemen yazın. Kaç santim olabilir? 160'tan kaça düştün en son? Dartmadım ben seni. Ölçmedim. Dartmadım ben seni. Peki ikiniz de kaldırın lütfen. Çünkü ölçeceksiniz şimdi. Nasıl olsa yazdınız. Halime'ye göre Muhsin Bey'in bel çevresi 130. Muhsin Bey'e göre Halime'nin bel çevresi 72. Buyurun ölçün eşinizin bel çevresini bakalım kaç gelecek gerçekten. Burada ölç bakalım kaç gelecek. Ama tabii buradan değil de şuradan ölçmen lazım. Heh. Kaç? 75. 74 sende. Hatta biraz sıksak 73 o kadar sıkma kız nefes alamayacak. İyiyim sıklasın. Tam 4. Kız merak ettim benimki kaç acaba? Benimkini sıkalım ama tamam mı? Sıkalım. Dur bakayım bir dakika. Kaç geldi kız kulağıma söyle. 70. Kaç? 8. Ne diyorsun? Evet. Sen bir daha bak bakayım biraz daha sıktım. Kaç? 74. Ha,
Sıkınca 74. Sıkmayınca 78. Sen de kocanın ikini ölç. Kız kilo vermiş ya kocan. Ya ya. Aa. 98. Vallahi iyi, gel bu tarafa, bizim kameralar da görsün. Sen bırak onu. Bırak, bırak. Heh. Vallahi iyi. Allah bereket versin. Daha ne olsun, süper. Sizi bu sefer çok yakın bir zamana götüreceğim. Bu sabah uyandınız. Eşinizden duyduğunuz ilk kelime neydi? Peki Halime. Efendim. Sence Muhsin ne dedi ilk? Hatırlıyor musun? Evet. Ne dedi? Günaydın dedi. Günaydın dedi. Evet. Bakalım ne demiş? Göster. Halime ne demiştir? Uykum var demiştir. Uykuyu seviyorum. Ne demişsin? Hemen çevir. Söyle bir taraftan da. Çok uykum var ya dedim anneme. 4'te 0 mı? Yapma ya. 5. soru da yok. Tüh. Neyse, ne yapalım? O zaman sizi mutfağa alıyoruz. Hadi bakalım. Bugün menü efsane bana göre. Bakalım çiftlerimiz nasıl bulacak? Ne yemek yapacaksınız bana bugün? Kendi ellerimle. Ha? Su böreği açacağım. Ne diyorsun? Evet. Su böreği. Evet. Vallahi süper olur. Bir yaparsan de tatlı olarak zebra tatlısı yapacağım. Buyur. Zebralı. Zebra. Karışık. Ne? Tatlı. Vişne aromalı. Sütlü. Vişneli zebra tatlısı. Evet. Nasıl bir şey bu? Kek mi bu? Börek mi bu? Ne bu? Sütlü bir tatlı. Hı hı. Ha, muhallebi kıvamında mı? Evet, muhallebi kıvamında. Peki, soralım bakalım. Hanımlar, beyler, su böreği var bugün. Nasıl menü? Gayet güzel. İddialı. İddialı. Yaparsa. Yetişecek mi bakalım? Hafif mi biraz? Kaç kat olur normalde su böreği? Aşçıya sormak lazım. Aşçı. Yok, ben sadece börek şeyinde hafif mi dedim. Hani börek, hamur işi bir de tatlı değil mi? Eliyle açacağı için bence çok aynen da kolay değil yapımı. Çok İnşallah basit görünmemesi gerek. Aşçı mıydı beyefendi kendisi? Yani öyle deniyor. Öyle biz diyor. Biz eğitim alarak sizin gibi biz internetlerden eğitim öğrenerek biz bu börekleri öğrenmedik. Anamızın Oo kafamızı oklava vura vura öğrendik. Oo. İşte sorun yapmak Peki hazırsanız o Olur zaman menünün içeriğini sayıyorum. Su böreği için 6 adet yumurta, yarım su bardağı süt, 1,5 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un, 1 kilo tam yağlı beyaz peynir, tereyağı ve sıvı yağ var. Vişneli zebra tatlısı için 6 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 yemek kaşığı un, 1 vanilya, 3 su bardağı süt. Vişne sosu içinse 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 su bardağı vişne suyu ve Hindistan cevizi var. Evet. Kim gidecek alışverişe? Ben. Halime gidecek. O zaman Muhsin abi çok bağırman lazım. Evet. Geç Halime bu tarafa hemen. Geç kuzum böyle. Şu ayakkabılarımı çıkarabilir miyim? Çıkar çıkar. Zaten onlarla koşamazsın. Var mı böyle spor ayakkabı falan getireydin? Yok getirmedim. Önemli değil. Çıplak ayakta dolaşacaksın. Tamam nasıl istiyorsan. Hazır mısın? Hazırım. 90 saniyen var. Evet. O zaman 90 saniye için ver coşkuyu, ver müziği. 3, 2, 1 fırla Halime. Hadi, hadi. Fırla, fırla. Muhsin sesini duyayım bağır. Halime peynir aldın mı? Aldım aldım. Say say. Abi biraz say daha bağır. Bağır abi duymuyor. Mısır nişastası. Bağır bağır Müslüm Bey. Mısır unu. Toz şeker. Vişne. Son bir dakika. Halime hadi. Hadi. Halime bir söz ya. Bağır Muhsin abi. Halime. Abi söyle say sana. Sıvı yağ oldu mu Halime? Bağır bağır. Sıvı yağ sıvı yağ. Ya ya. Ya. Sıvı yağ. Başka say. Bağır. Nişasta, nişasta, un, süt, vanilya. Nişasta. Vişne suyu. Un, 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 un. Un nerede? Un yukarıda, bu yukarıda. Un yukarıda. Un, yukarıda. Bağır ya. Sıvı yağ. Son 30 saniye. Hadi 30 saniye kaldı. Un, un yukarıda, yukarıda. Un. Nişasta aldın mı? Aldı, aldı. Süt, vanilya. Aldın nişasta ya, Muhsin abi. Başka. Hadi bağır, çabuk bağır olacağız, hadi. Say. Vişne suyu, yumurta, un, tereyağı, sıvı yağ. Yumurta, yumurta, abla yumurta. Vanilya aldın mı? Vanilya. 9, 8, 8 7, 2 tane süt. 6, 5, 4, 3, 2,
1 0 Ya niye bağırmıyorsun ki? Bağırıyorsun, gelmiyor ki sesim. Ben başladım, sen bağırmıyorsun. Hangisinden başladın bilmiyorum ki. Allah Allah. Neler aldın? Getir bunları. Getir getir. Getir. Yalnız getir, müthiş. Eşliklerine bakalım. Uyumlu yeşil. Bu taraftan, bu taraftan. Sen niye dur geldi sana öyle, kal geldi daha doğrusu? Ben başladım. Bu da burada duruyor. Bağırsana. Bağırıyorum ben, duymuyorsun ki. Niye eksiğimiz var şimdi? Dur bakalım be. Yumurta da kırılmış. Ay, ver abi şunu. Çıkarın hepsini hemen. Hemen çıkarın buraya. Şeker, mısır nişastası. 2 litre süt. Şuna dur. Hadi abi, tamam. Vanilin, tuz, peynir. Yumurta kaç taneydi? Sıvıya 6 tane, o sıcak dur. Tamam, yumurta hepsini da var. Hepsini tamamlamışım. Tamam. Ya. Evet. Anam, olmaz. Yumurtaların haline bak. Ver bakayım yumurtayı. Şeker. 2 tane sağlam ama. Tamam zaten. Size kaç tane lazım? 6 taneydi. 6 taneli Allah'ım. Kız bu akıyor ya. Pişir. Dur şuraya koyayım. Tamam, 6 yumurta var arkadaşlar. 6 yumurta 6 yumurta gelmiş, olması varmış. Gerekiyor. 4-2'de burada kırılmadık. 6 işte. Heh, burada bir tanesi kırılmış. Tüh, o zaman bugün oyununu yapamayacağım ya. Ne oyun yapacaktın? Bilemeseydiniz görecektiniz. Artık yarına ne yapalım nasibimiz. Aynen. Tamamladınız hepsini. Tamamladım. O zaman başlasın mı yemek? 60 dakikamız başlasın. Var. Hay inşallah, hadi bakalım. Hadi başlasın. Bakalım. Sen şunu hemencik, şunları karıştırıyorsun ama şunları karıştırıyorum. Acele, acele, acele. Buraya biz oyalanmaya kaşık gelmedik. Bu yarışmayı kazanmaya geldik de hadi. Haydi. Bu mu nişasta? Şu nişasta. Ben nişastayı bilmiyorum. Tatlı yapacak. Ben ne anlarım tatlıdan ya. Toz şeker. Altı, çabuk çabuk hadi. Buna hepsi birlikte mi atılacak buraya? Şunlardan atsan, şunları atsan işte, yazmışım ya, görmüyor musun ya? Allah, bir de soruyor ya. Anneniz kağıttan mı öğretti, kağıda bakarak yapıyorsunuz da? Bu tatlı canım benim, su böreği değil. Ha, kolay gelsin abi. Şimdi siz su böreğine dair hiçbir şey yapmıyorsunuz değil mi daha? Yok, bunu soğusun önce hemen atalım da. Tatlı olduğu için soğusun. Ondan bu. Sonra. O sıcak sıcak yenileceği için onu en sonra. Bir tarifini bana söyler misin hayatım, şu karıştırdığın kısmın? Niye tabaklandırdın bunu? Ne bileyim ben. Ben tatlı mı yapıyorum? Siz hiç böyle beraber mutfağa girmediniz değil mi daha önce? Girmişiniz var mı? Var da bu kadar çeşidi yapmamıştım. Koy, karıştır. Tamam bu, bak. Tamam tamam, pişir pişir, koy. Altını çok açtın, şey olmasın. Ya Allah Allah, ya Rabbi, sen şu onu karıştır. Kaşık al şuradan, çabuk. Kaşık al şuradan, kaşık al. Neyi karıştıracağım ben? Şunu karıştır, topaklanmasın. Allah Allah. Allah Allah. Dur kameramanıma, yerlere, her yere geldi vallahi. Düzgün karıştır, o nasıl karıştırma lan? Bu kadar karıştır, kaşıkla bu kadar oluyor. Gel şunu şuradan. Hayatım, şuradan tahta bir kaşık mı alsa acaba Muhsin abi? Ya karıştırmayı beceremiyor ya. Ne fark ediyor, aynı. Böyle yapacaksan ezil olacağız. Yaparım canım, ben yaparım. Yapacağım. Ben böyle yapmam. Ne hiç yapamayacağım? Ben böyle olmam. Sana en güzel soğan doğrar veririm sana. Sen bile bilmiyorsun. En güzel soğan doğrar veririm sana. Ondan başka bir şey bekleme benden. Yetiş direkt. Tamam, vanilin hangisine onu at da burada yazmıyor hiçbirinde. Pişmeye yakın diyor mu atılacak, anlamıyor tamam, musun sen? Tamam, tamam o zaman. Zaten onu yaparken topaklaştırdın. Muhsin abi hiçbir şey yapamıyor ya. Ya biraz da Halim abla strese sokuyor zaten, Muhsin abi heyecanlı. Muhsin abinin yapacağı varsa da zaten Halim abla söylediği Halim için heyecanlanıyor. Ya kadın da şimdi yetiştirmeye çalışıyor. Adama sadece karıştırma işi verdi, onu bile beceremedi ya. Sen biraz heyecanlandırıyor olabilir misin acaba? Yok, hani böyle konuşarak. Bu hep öyle. Nasıl? Öyle. Sessiz, sakin, zor konuşur. Ağzına lafı zor alırsın. Ya. Vallahi. Avantaj mı, dezavantaj mı bu? Evlilikte. Avantaj diyelim. Ay, dır 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 eden adam, bağırıp çağıran adamı ne yapacaksın en azından? Ya yok, biraz erkek dediğin evde böyle ses yüksek olmalı. Kadından çenesi yetiyor zaten evde. Bize gerek kalmıyor. Sen baskın olduğun için mi acaba o böyle? Yok, hep öyle. Hep öyle. Hep öyle. Sessiz, sakin. Yani binada bile bir tartışma olsa, kavga olsa bu çıkmaz, ben çıkarım. E sen ne yapıyorsun? Kavga ediyorsun. He, kavga ediyorum. Sonra bu geliyor, beni alıyor, içeriye sokuyor. Ne oldu mesela? Niye kavga ettin en son? Ya binada merdiven mesela, bayan merdiven sürüyor, su istiyor. Ha. Kapıya bir gelmiş, alacaklı gibi vuruyor. Tak 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 tak. Biz de uyuyor, sabah 9'u. Dedim ki ya, alacaklı gibi böyle vurulur mu kapıya? E ne yapayım, su istiyorum. Dedim vermiyorum. Dedi binada herkes çalışıyor, bir sen varsın, vereceksin.
Vermiyorum dedim ya. Git dedim, vermiyorum. Ukala dedim. Ben o dedi. De, he. Ben sen de ne dedin? Sinirlendim, üzerine yürüdüm. Bu da içeride uyuyor. Bir ses, gürültü. Bu da demiş ki binada yine kavga var. Çıkıyor bakıyor ki tabii gariben bu arada iyice bir dövdü. Kız yapma öyle günah. Oğlundan tuttu. Günah hayatım, o da ekmek parası için. Ama bak ukala diyor. Terbiyesiz diyor. Yazık. Bu katılaşıyor, bir şey yapıyoruz bunu. Fokur fokur atacak. Çıktı, karıştır karıştır. Bence şu an yanlış gidiyorlar. Çünkü ikisi aynı tatlıyı yapıyor şu an. Bak, nişasta olan bir şeyi kaynayana kadar karıştırman lazım. Adam ikisini aynı anda karıştıramayacağı için kendisi de karıştırıyor. Mesela sen olsan ben sana bırakırdım, ikisini aynı anda karıştırırdın. Evet. Hadi hadi çabuk, acele et. Altı yumurtayı kır, altı yumurtayı kır sen. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Sulayın, hamurunu hazırlayacağım. Sen mi hazırlayacaksın? Evet, evet. Ben ona öğrettim, rahat olun. Biz evde bu yapar, ben açarım. Ya hamuru çok önemlidir. Sen mi yapsaydın diyeceğim ama demek ki yapar, yapar. Öğrettim adama demediğini bırakmıyorsun. Sonra da yapar yapar diyorsun. Yapar. Zor işler bizden soruluyor. Erkeklerden. Yaz Muhsin abinin sesi soluğu çıkmıyor ama hamuru da kendi yoğuruyor. Bence öyle değil. Muhsin abinin iç Chester mutfağa giriş gibi görünüyor. Öyle bir hali var. Hayır, bu zebra zebra dedik. Nasıl olduğunu görelim bari. Ver, ver, ver. Dur. Sen bunu nasıl yaptın? Bir anlat bak kız, elim yandı. Ben bunu nasıl yaptım? Mısır nişastası, un, şeker, vişne suyu. Kolaymış. Kalktım, unla beraber pişirdim. Bir kat ondan, bir kat aynı şekilde. Sadece vişne suyu hariç, evet, beyaz kremasını yaptım. Bir kat ondan, bir kat ondan üst üste. Bir kat da bundan koyacaksın. Evet, üst üste hemen dolabımıza süreceğiz. Üzerinde Hindistan cevizi. Bitti. Hadi bunun katını yaptın zaten. Dur, daha yapmadım. Azıcık daha dökeceğim. Dök bakayım, göreyim. Topaklanmış mı ne? Yok yok. Nerede topaklanmış? Ben nerede görüyorum kız? Tamam. Okay. Kız şu kaşıkla sıyır, ver şu kaşığı. Allah seni kahretmesin. Zebil olacak. Vallahi Durayol, ben zebraya daldım. Muhsin abi hiç görmüyorum. Kendin yap kız. Tamam tabii yaparım. Dur. Muhsin abi sen neler yapıyorsun yumuşak böyle? Yumuşak yap, yumuşak. Muhsin. Anam dur dur, gel gel, şurada yapabilecek misin? Bak bak bak, hamura bak. Yap yap. Yumuşak yoğur. Şöyle bir al bakalım bir eline, hamur ne durumda? Sapsarı kızım. Yumurtadan. Değil mi? Çok fazla. Ay nasıl kokar. Sapsarı. Yok sarı işte, öyle olacak. Taş gibi yoğurmayaydın Allah veredi. Yok yok, yumuşak yumuşak. Kız adama taş gibi yoğurmayaydın diyene kadar kendin yoğuraydın ya. Madem öyle. Biliyor. Ay kadın kocasına hamuru yoğurtturuyor. Bir de daş gibi daş gibi diye kafasına kafasına. Zor işler. Biraz bilek isteyen işleri ben yapıyorum. Yani hamuru kurmak, karmak değil, bilek işi olduğu için. Aynen. Seni kandırmış olmasın? Açık zor ya, iş mor iş deyip en zor işi sana verdi. Yapmaz yapmaz. Yapmaz mı? Kıyamaz arada bu. Kıyamaz. Ya Halim abla hem hamuru yoğurtturuyor hem de adama yükleniyor. Strese sokuyor, iş yaptırıyor. Yani biraz çenesi çalışana kadar eli çalışsa şu anda hamur hazır olmuştu. Ama ortak girmişler bu işe. Sonuçta ikisi de yapması gerekiyor. Sadece bayan yapacak diye bir şey yok. Aferin kız, sen nerelisin? Şurayı sil, şurayı sil. Şurayı sil, sil. Dur ya. Mesela Muhsin abi ne malzeme kullanacağını bilmiyor. Adama hiçbir şey yönlendirmiyor. Adam ununu fazla atıyor, yumurtasını fazla atıyor. İlgilenmesi lazım, hiç bakmıyor. Orada zebra tatlısıyla ilgileniyor. Halim abla da sonuçta yardımcı oluyor. O da zebra tatlıyı yapıyor. O da sonuçta hamurunu yoğursun. Zebra tatlısının kenarları falan hep boşluk kaldı. Kat kat durmayacak büyük bir ihtimalle. Mesela zebra tatlısının biraz nişastası fazla oldu. Rengi normalde kırmızı olması lazımdı. Biraz evet, evet. Biraz kırmızı olması gerekiyordu. Evet, açık olmuş rengi. Ona ama ben de katılıyorum. Arkadaşlar tabii şimdi bu bir şey. Belki de yapacak yani, hani biz böyle konuşuyoruz, yükleniyoruz da. Ben Halim ablaya güveniyorum. Tatlıyı çıkaracak ama Muhsin abi şey çıkaramayacak. Börekten umudum yok. Sen neden bir evladın olduğunu sakladın? Ben çocuğun olduğundan bile haberim yok. Allah bilir, başka bir karısı da vardır. Belki başka bir çocuğu da vardır. O çocuğun babasız büyümesi haksızlık. Vicdansızlık.
Şimdi su böreğinin normalde hamurunun suda haşlanması gerekiyor. Acaba öyle mi yapacak Halime abla? Yoksa annesinin öğrettiği oklava tarifine göre mi yapacak? Yok, suda haşlamayacak. Kuru kuru döşeyeceğiz. Adama hiç iyi davranmıyor. Çok iş yaptırıyor diyorlar. Biz buraya yarışmaya geldik. Burada kibarlık yok. Burada yarışmak var. Burada emek var. Burada hamaratlık var. Hayırdır? Yürü be. Peki siz nasıl tanıştınız Allah aşkına? Yozgat'ta. Ne çalışmaya gelmişti. Devlet memuru kendisi. Orada. Pazarda mı, çarşıda mı, nerede gördün? Ben tekstilde çalışıyordum. Bant şefiydim. Bu da yolda devlet memuru arabalara bakıyor. Yemeğe geldiler öğlen. Orada ben de beyaz önlüklüyüm tabii. Bant şefiyim. 600 kişinin. Sen de sağlam 600 kişinin şefi miydin sen? Evet. Görüyor musun? Beni görmüş. Müdür de tanıyor, söylemiş. Bu kim? Tanışmak istiyorum diye. Muhsin abi, ne yaptın ilk gördüğünde Halime'yi? Etkilendik illaki. Etkilendin. 600 kadının başında bir kadın. Sen düşünmedin mi? Ben bu kadınla nasıl baş ederim? Bu 600 kadını idare ediyor diye. Yani ben size bunu şöyle tarif edeyim. Bir mağazaya gittiğinizde karpuz alırken sadece dışından bakıyorsunuz, içini görmüyorsunuz. Belli bir zaman tanıyacaksınız ki öyle anlayacaksınız. Başta anlaşılmıyor bu tür konular. Sen Halime'ye karpuz mu demek istiyorsun? Kabak mı çıktı diyorsun Muhsin abi? Kabak çıkmadı. Ne demek o? Una batırma. Batırmıyorum. Kız adamı fırçalama, bir dur da ben bir soru sorayım. İlk sen gördün şimdi 600 kişinin başında. İyi cesaret sormuşum müdürüne. O zaman gençtik tabii. Biraz cesaretimiz var. Sonra etkilendik, tanıştık. Tanıştırdılar sağ olsunlar. Onlar tanıştırdı. Yani numarasını verdiler. Vermedi mi? Vermez olaydım. Vermez olaydım. Vallahi bak vermez olaydım. Yozgat'ta yemek falan yedik. Sonra arkadaş olduk. Bir şekilde ondan sonra nişanlık. Böyle gelişti. Adamın yaptıklarına bak, hepsi çatlamış. Onu açarken ne yapacak o kadın? Hamur çok sert oldu. Şu an her şey zaten Halime abla yapıyor. Adam boş hamuru yoğurdu ama hiçbir şey bak ortaya çıkaramıyor. Her şey şu an Halime abla yapıyor. Peki Muhsin'in nesini sevdin? Muhsin'in nesini sevdim? Sessizliği. Ben Yozgatlıyım. Ben İç Anadolu insanıyım. Bezeler yetiyor mu? Benim ailem yetiyor. Su koy sen şuradan, yürü. Ben kavgalı, yani gürültülü aileden büyüdüm. Bu sessiz, sakin, kendi halinde biri. Huzur buldun yani. Yok aslında, insan biraz böyle ne bileyim, bir erkek, bir koca biraz bağıracak, çağıracak. Yok, bu sessiz oturur, eline yemeğini yer, televizyonu açar. Dünyaya mış umurunda değil. Öyle bir adam işte. Sen sessizliği sevdim dedin şimdi. Şöyle sessizliğini sevdim. Hiçbir şeyime karışmıyor. O yönünü seviyorum. Yani bağırmıyor, çağırmıyor. Anam ne bileyim, ben bu işin içinden bir şey anlamadım. Siz anladıysanız bana yazın. Zahide Yetiş ATV sayfasına gözünüzü seveyim yazın. Bu kadın neyi sevmiş, yani ne istiyor ben anlamadım. Sessiz sakin bir adam diye aldım, sevdim diyor. Evet. Sonra diyor ki olmaz, sesi çıkacak. Biraz çıkacak sesi. Biraz. Çok sessizlik de olmuyor Zahide Hanım. Gerçekten olmuyor evde. Yani her şeye okey. Azerbaycanlı çifti. Anladınız mı bir şey? Anlayamadım. Ben bir şey anlayamadım. Her şey okey diyor ama daha ne istiyorsun Allah'tan? Merhaba istiyorsun da. Bir kadın ne istiyor her şey okey diyor ama daha ne istiyorsun daha başka? Ben çünkü akşama kadar tek derdim. Benim dediğim her şeye hayır diyor. Diyorum hadi bir konuşayım, ondan sonra hayır de. Direkt kestirip atıyor. Adam hayır konuşmadan diyor. Hayır diyormuş. Bak ağzımı neye açarsam hayır der direkt. Halime abla olmaz. Ne istiyorsun Allah aşkına? Yok, sen olmaz. Daha, her şey evetse daha başka ne istiyorsun sen ondan? Peki şefim, sen ne durum ne? Abla bence Halime abla ne istediğini bilmiyor da. O kadar bağırıyor. Muhsin abi yazık, ona yer kalmıyor, bağıracak çağıracak. Bence öyle konuştuğuna öyle bakma Zahide abla. Ben onun hayır diyeceği şeyi söylemiyorum. Zaten hayır diyecek diyorum. Söyledikten sonra evet diyor, ben şaşırıyorum. Evet seninki de çok rahat görünüyor. Çok değişik. Çok modu seninki değişiyor. De çok rahat görünüyor. Evet. Değil mi böyle? Dünya yansı onun da değil gibi görünüyor. Yok, tam tersi. Öyle öyle. Bakmayın siz ona. Peki hadi bakalım, döneceğim tekrar size. Bu arada hamur açmaya başladın. Evet. Bak bir nasıl yapıyorsun bir göster bana şimdi. Aha be. Vallahi Muhsin abi hamuru güzel açmışsın. Hanım da güzel oklavayla maharetini gösteriyor. O şimdi belli olmayacak daha. Haşlandığı zaman belli olacak hamurun güzelliği. Bir göster güzel bakalım, böyle yapabilen var mı Deli Hoca'ya bence? Haydi
Aşçı gel bakalım buraya. Aç pamuk bir hamur. Ben de açabilirim Halime abla. Biz de açacağız. Biz de. Hadi yardım bakalım. Edeyim abla gerçekten. O biraz kalın mı oldu ne? Biraz ince olması lazım onun. Kaç kat olacak hayatım bu? Vallahi normalde biz bunu evde yani 10-11 kat yapıyoruz. Yani. Senin kaç bezen var? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Bazen 15. Tepsinin büyüklüğüne göre. Ben bu tepsiye göre yaptım. Peki şimdi asıl soruyu soruyorum. Sor. Bak burası çok önemli. Evet. Şimdi böyle hani Muhsin abi böyle biraz şey hani efendi, sessiz, sakin falan diyorsunuz ya. Evet. Öyle bir şey yapmış ki evlenirken ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Gerçekten eşim bana böyle bir şey yapsaydı yani ne yapardım bilemiyorum. Kolay kolay da birinin böyle bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ama vallahi Muhsin Bey yapmışım. Ne dediğimi anlayacaksınız. Soruyorum. Evet. Sana mı sorayım ona mı sorayım? Ona sor bana ne diyecek. Ben de duymak istiyorum. Bence de. Muhsin abi. Buyurun. Sen neden evlenirken bir evladın olduğunu sakladın? Evlenene kadar hiçbir şey söylememişsin. Evlendikten sonra benim bir çocuğum var demişsin. Ne cesaret. Niye sakladın? O zaman sevdim, aşık oldum Halime'ye. Ya aşık olabilirsin de. Belki kaybederim korkusuyla ondan dolayı söyleyemedik o zaman. Şimdi bu senin ikinci evliliğin mi? Evet. Benim tek. Senin birinci. İlk eşinden? Bir oğlum var. Bir oğlun var. Kaç yaşında? Şu an 20'ye yakın. 20 Şu yaşında. An 20'ye yakın. O zamanlar kaç yaşındaydı evlenirken? Yani 4-5 falan olacak. Ve sen evlenirken daha önce evli olduğunu ve bir çocuğun olduğunu söylemedin. Evet. Evlendim, boşandım dedi. Ben tanıştığımda. Hı. Hani bizim İç Anadolu'da izleyenler bilir. Evlenmiş, boşanmış. Hele de çoluklu çocuklu bir insana asla bekar bir kızı vermezler. Hani evlendim, boşandım dedi, sıkıntı olmaz. Yerikten dedi, anam babam gelecek dedi, isteyecekler düğün yapacak. Sıkıntı yok. Hani bunu ben anamlara bile dahi söylemedim. Ha sen söylemedin zaten. Söylemedim bile. Evlenmiş, boşanmış diye bile demedim. Beni vermezler diye. Vermezler diye. Sonra anası babası geldi istediler işte verdiler. Onlar da söylemiyor tabii. Onlar da söylemiyorlar. Evlendikten sonra nasıl duyuyoruz olaya gelin. Hastaneye abim hastanede bir tane güvenlik arkadaşı var. Onunla Yozgat'a gidiyor. Biz... Bu arada eski eşi de orada mı yaşıyor yine? Yok Isparta, bu Ispartalı. Tamam. Isparta'dalar. Bunu alıyorlar gezmeye gidiyorlar. O güvenlik bunu hastaneye bu... İlk evlendiği eşiyle beraber çocuğunu hastaneye getiriyor. Orada görüyor. Ha. Diyor ki bu diye benim bacımın kocası tanışıyorlar. Sonra diyor ki ya Yılmaz abi diyor sana ben bir şey söyleyeceğim ayrıldıktan sonra benim abime. Diyor ya diyor bu evli çocuğu var. Hastaneye çocuğunu getirdi kontrole. Bunu abine söylüyor. Abime adam söylüyor. Kalp krizi geçirecek orada. Abine dedi ki öyle bir şey olamaz. Neyse sonra bunu çağırdım. Bu da bana ya dedi nasıl ben... söyledim bunu Allah aşkına bir yapar mısın? Bu mu? Hayır sen de oraya. Çünkü geçiyor. Seni düşünemiyorum yani o sırada ben. Şimdi ayaklarını çağırdı içeri girdi. Ben de elime telefonu şöyle oynuyorum. İçeri girdi ne yapıyorsun dedi. Hiç gel buraya dedim. Yürüyerek gel mi? Gel. Yürüyerek gel. Ne oldu dedi. Söyle Muhsin abi. Ne oldu söyle. Otur bir kanepeye bir şey konuşacağım hele seninle dedim. Oturdu. Dedim senin çocuğun mu var? Ondan sonra o da dedi ki nereden duydun? Ben de dedim duyarım. Kim demiş? Çocuğu da saklamak. Duyma ihtimali yoktu. Yoktu yani. Isparta nere, Yozgat nere? Ya. Yani düşün. Her şey farklı. Sen ne kadar saklamayı düşünüyordun daha bunu? Yani duyulana kadar ya da bilinene kadar. Ya da hiç yani. Duyduğunu anladın. Ne yaptın? Artık inkar edemezsin herhalde. Yok etmedi. Yok inkar etmedik. Sadece gönlünü almaya çalıştık. İzah etmeye çalıştık olanları. Ne dedi sana? Ne dedi? Seni kaybetmemek için seni çok sevdim. Böyle bir yalan konuştum. Ondan sonra ama şuradan da bir şey söylemek istiyorum. Belki biz bunun ailesiyle, anne babasıyla görüşmüyoruz. Tam indir onu kaynatma. Siz görüşmüyor musunuz? Biz görüşmüyoruz annesiyle babasıyla bunların 10-11 yıldır. Onlar sanıyorlar ki Muhsin'i eşinden ben kopardım, ben tanıştırdım. Ben tanıştım öyle bir şey yok. Gerçekten ve gerçekten ben çocuğunun olduğundan bile benim haberim yoktu. Sonradan öğrendim. Şimdi bunun köyündeki herkes diyormuş ki
İşte Muhsin'i hanımından boşandırdı, kendi geldi vardı. Öyle bir şey yok. Ben çocuğun olduğundan bile haberim yoktu. Eğer ya o burada kendisi, kendi insanınız, kendi oğlunuz, kendi memleketiniz, kendi anası babası bile öyle dedi ya. Muhsin söyle bakayım, gerçekten bu bir itiraf ailene karşı. Dürüst ol. Ailen seni dürüst ol. Dürüst ailen ol. Seni eşinden, Halime yüzünden ayrıldığını mı düşünüyor? Hala 17 yıl geçmiş. Sanmıyorum. Ailem düşünmemiştir de belki çevredeki çekemeyen kişiler söylemiş yüzüme olabilir. Yüzüme söyledi. Kaynana. Ya ne söylemiş daha ötesi var? Anası söyledi yüzüme. Benim, ne dedi? Benim oğlum dedi sen şey yaptın dedi. Allah'a yakın bana uzak. Buradan da belki dinliyorlardır. İzliyorlardır. Peki bir dakika burada bir virgül koyayım. Eşiniz sizden daha önce evlendiğini hadi hasbel kadar söylemiş. Ama çocuğu olduğunu saklasa ne yaparsınız kızlar ya? Boşanırım. Yani ha? Ne kadar sevsem de illaki bir şey olur. Az önce Muhsin abi de dedi ya. Hiç duymayana kadar saklayabilirdim. Vicdan yapmayacak mıydı bu sefer? Yani ben eşimi kandırdığım için vicdan yapardım yani. Hiç vicdan yapmış gibi duruyor mu? Durmuyor. Çok mülayim duruyor ya. Sanki o hiç yaşamamış onları. Ya. Ay. Yani sen ne yapardın? Sevmiş olsa bile bir defa benim güvenimi kırmış oluyor. Ben artık onun hiçbir söylediğine inanmam. Ya da benden sürekli bir şey mi saklıyor diye arkasını kurcalamaya başlarım. Kafayı yerim ben. Adam senden çocuğu olduğunu saklıyor. Allah bilir başka bir karısı da vardır. Belki başka bir çocuğu da vardır. Ne bileceksin? Bilemezsin ki. Yok o kadar ki. Da değil sende. İnşallah öyle değildir. Şimdi Muhsin abin yapmış olduğu büyük bir cesaret. Hani bir çocuğu olduğu halde evlilikten sonra süremesi. Az önce şimdi onu konuştum. Aynı şeyi ben yapsam. Yani evlendikten sonra söylemezdim. Önce söylerdim. Ama seni seviyorsam dedim. Seni kaybetmek istemiyorsam sonra söylerdim dedim. Veya önce söylemeyi bir yerini bulurdum. Yerini bulmadım kaçmaklık yapar. Eninde sonunda söyleyecektim derdim. Söylerdim. Ya adam sevmiş. Belki de hani sevdiğinden dolayı kaybetmemek için saklamış. Ben bir bunu araştırayım. Hiç bence de baksana sakladığı neler çıkar acaba? Ya sakladıysa saklamış, adam sevmiş. Yok yani, öyle şey yok. Hiç kim kabul edemez onu, öyle bir şey yok. Bir evlendikten bir sene sonra bir çocuğu gelir, iki sene sonra iki çocuğu gelir, öyle bir dünya yok. Ya yani, olsun yani, hiç kim kabul edemez. Ben ya, şahsen ben hiç kabul edemem. Ama... Adam edemediysin ama adam seviyormuş kaybetmekten Kadir, bu, korkuyor. Şimdi boşamayayım seni, belki seninde mi var? Sen bir sor bakayım, sana söylemek istediği, şimdi itiraf etmek istediği bir şey var mı? Bence kocam? De bir gizli bir şeyler yok, varsa de. Belki senin de derdin var içinde. Yok öyle bir derdim, sıkıntım İçinde yok. İçinde derdin varsa de. Gizli saklı bir şey mi yok, beni biliyorsun ama ben Muhsin abinin şeyinden konuşuyorum, yerinden konuşuyorum. Öyle bir şey yok. Tamam sakin olun, kavga etmeyin. O yüzden öyle söylememiş. Bir, şey ya bir de kendinizi Muhsin abinin yerine koyun, sevmiş yani. Sevmek çok ne kadar onun yerine koysan da mümkün değil. Bir şey söyleyeceğim. Gözünüzü seveyim. Bak. Ben o çocuk da oldum biliyor musunuz? O 4 yaşındaki çocuk da oldum ben. Yani babam evlenirken, üvey annem gelirken ben orada bir önceki eşin çocuğu olarak düğündeydim. Ama ne babam ne annem beni asla saklamadı. Sevgi dürüstlük üzerine kurulur. Aynen. Böyle yalan yanlış seni seviyorum falan diye kimse kusura bakmasın. Of. Asla katılmıyorum. Asla. Doğru söylüyorsun. Seviyorsan dürüst olacaksın. Aynen. Sonuna geldik. Ayrıca o çocuğun evet. Hakkı var Muhsin sende. Doğru. O 4 yaşındaki çocuğun sen aklı ermiyor diyorsun ama eğer babam ya da annem beni söylemeseydi bu ne biliyor musun? Benden utandı demek. Ben daha çocuğum, ben daha meleğim. Benden niye utansın annem babam? Bu çok acı bir şey. İnşallah o travmayı yaşamamıştır çocuğun. Ama görüşmüyor o zaman ki. Ayrıyız zaten. Çocuğunla da mı görüşmüyorsun? Hayır. Ayrıyız, o zaman ayrıyız zaten. Hayatım sen karından ayrılmışsın. Tamam. Eski eşinden. Çocuğundan niye ayrılıyorsun? Göstermiyorlar anasıgil. Düşman olmuş bunlara. E peki hiç konuşmayı denemedin mi eski eşinle? Yani aradan yani. Yıllar geçmiş şimdi ama... Neticede bir evladınız var. Hala mı görmüyorsun evladını? Yok görmüyorum. 20 yıldır yüzünü görmedi. Hala mı görmüyorsun ya? Şu an karşına çıkartsam neye benzediğini bilmiyor musun Muhsin? Aynen. O kadar biliyor. Kendi... Fotoğraflarını gösteriyor bazen. Bakıyorum. Ben gösteriyorum ama bunun baktığı yok. Vallahi aa, oğlum bu diye. Ama öyle canlı de bir görsen kadınım. Tanımazsın tanırım, yani fotoğraftan. Fotoğrafından tanırım. Aynı fotokopisi. Vallahi. Ben gösteririm al bak oğlun diye ben atıyorum. Ben hanım ablan yerine olsam hiç güvenmem değil mi? Vallahi Muhsin abi de var az yere bakan yürek. Muhsin abi yanlış yapıyor mu abi? O da uşak, o da uşak. Bunu... Kızlar bir dakika.
Allah aşkına hayatınıza giren insanlardan çekinmeyin ya. Bitirirken de iyi bitirmeye çalışın. Hani belki seninle ilgisi yok ama bak şimdi yeni eşinin yanında eski eşinden bahsediyorum ama hayat senin hayatın. Hepimizin hayatında olabilir. Herkes ikinci, üçüncü evliliğini yapıyor. Gönül ister mi istemez ama hayat böyleyse bunu yaşayacaksınız. Ve bunu utana sıkıla değil. Senin o kadından bir evladın var ya. Sizin ortak bir parçanız var. Sen bir baba olarak gidip o çocuğu bulacaksın. Alacaksın değil, kadın hayatı zindan edeceksin değil. Sadece sevgini göstermek için. Ne olursa olsun bir erkek çocuğu ve kesinlikle o çocuğun babasız büyümesi haksızlık, vicdansızlık. Peki Abdullah şu an, bak şurada karşında olsa. Abdullah'a ne söylersin? Bir dön oraya, 20 yaşında civan gibi bir delikanlı, senin evladın. Bir şey söyleyemem şimdi. Ama bir şey söyle ya, babasısın ya. Bak bir oraya. Belki bunu onlara gönderirim. Bir bak. Bak şuraya bir bak. Abdullah de. Bunu ben sonra şey yapayım şimdi. Bir oğlum de. Oğlum demek gelmiyor mu için? Yok, gelir de. Yani bir oğlum ben demekle. Ben seni özledim de. Annen yüzünden görüşemedik ama ben senin peşini hiç bırakmadım de. Abdullah oğlum, annenin ve büyük babanın sayesinde göstermediler. Görüşmemize hep engel oldular. Büyük annen de dahil buna. Bütün sebebi onlar, bunu bil. Oğlum seni de çok seviyorum, bunu da bil. Kız sen de bak, bu söylediklerine eğer engel olur, sonra evde bunun lafını edersen... Yok etmem. Sakın. Lafını etmese... Yok etmem. Niye değil? Sakın. Ben nasıl senin çocukların onun evladı, o da evlat. Ben bozmadım, ben ayırmadım. Ben de bir kurbanım. Hı. Anladın mı? Ben de öyle, bir kurbanım. Öyle. Sen de, senin sen de kurbansın harbiden. Onun için yani bana suçu bulmasınlar. Şimdi o zaman sen bunları yoğururken biz de erkek görevine geçelim. Kurun arkadaşlar buraya olayımızı. Ah hayat bana güzel. Hem programsın, hem kahveni iç. Oh. Arasa da babaannesi bakıyor, çaktırmayın. Daha ne olsun? Vallahi hayat bana güzel. Biz bunu reklam çekimlerinde falan yapıyoruz bu arada. Gerçekten kahveyi döktüm. Niye döktüm? Sorun niye döktüm? Çünkü haftanın beyler için görevi bu. Ben her gün böyle kahve dökeceğim müsaadenizle. Onlar da çıkartmaya çalışacaklar. Muhsin abi hazır mısın? Hazırım. Yine ben yokmuşum gibi duruyorsun orada. Yani sen yokmuşsun gibi. Sizi görüyorum. Tamam süpersin. Peki o zaman şimdi Muhsin Beyciğim burada sizin için olabilecek her şeyi getirttim. Şimdi sizden kahveyi çıkartmanızı rica edeceğim. Tamam 3 dakikanız var. Hangisi? Karbonatla sirke düşünüyorum ama. Göreceğiz o zaman. O zaman ver müziği. 3, 2, 1 günün görevi başladı. Önce karbonatı döküp üstüne sirke dökseydi belki olurdu. Renk çok kötü oldu. Çıktı gibi duruyor. Çıktı gibi çıktı, gözüküyor çıktı. Buradan ama. Hadi Selim Muhsin. Ya bitti zaten. Bastır gücünle bastır ya. Hiç mi dermanın yok? Ya bir şey yok ki. Zayıflatınca adamda güç kalmadı. Bastır. Ya da ben genel olarak yani halının hangi tarafı daha temiz finalde ona bakacağım. Tamam. Gel bir bak bakalım ne yaptık hocam. Çevireyim. Nerede leke? Nerede leke? Son o 10, kadar iyi, o zaman 9, daha ne diyeyim? Nerede leke dedi karısı. 7, yok. 6, 5, o zaman 4, 3, 3 2, 2, 1, 1, 1 çıktı mı? Yürü abi. Bence çıktı. Peki, şimdi şöyle yapacağız. Muhsin abinin o bölüm aynen böyle bırakıyoruz. Kader'in, İlkay'ın, Tolga'nın ve Oğuzhan'ın gördüğünüz gibi böyle böldük. Hepsini bekliyoruz. 5 gün sonunda bu hala aynen böyle kalacak. Toplam 1 puan toplam puanınıza eklenecek. Tamam mı?
Yani şunu fırçayla alıp da halı yıkar gibi bastırmaya da. Çıktı, yatırınca kibar, yapışmıştır kibar, ya. Kibar, kibar, kibar şey yapıyorsun ya. Yatırınca ondan öyle yapmıştır. Ne yatır? Zaten halı yatmış daha. Nereye yatıracaksın halıyı? Dökeceksin, fırçalayacaksın. Ya fırçaladım, çıktı zaten. Fırçanın arka tarafıyla çekeceksin, kiralayacaksın bu tarafa ya. Kir çıkmıyor. Kirden değil. Her şeyde beceriksiz. Sıvı ya. Su kaldığı için ondan dolu. He he. Deme öyle kız. Peki. Peki. Beş gün boyunca günün görevinde bütün beyleri göreceğiz. Şimdi su böreğini merak ediyorum. Bir nasıl yapacak? Hadi gidelim. Mutfak bahane. Şu böreği bir anlat bana. Ha, şimdi su böreği yapıyoruz. Kaç yufka var burada şimdi? Kaç yufkayı açtın? Şimdi 12'den 1, 2, 3, 8 kaldı. 3 tanemiz kaldı. Onu da açtığımız zaman hemen haşlamaya geçiyoruz. Aralarına kat 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 tereyağı. Ortasına peynirimizi. Tabii haşlıyoruz, soğuk suya atıyoruz. Kesiyoruz, veriyoruz. Normalde biz bunu içine maydanoz katarız. Biz Yozgatlılar. Ha. Daha güzel olur. Ama şimdi burada derler ki su böreğinin içine maydanoz nerede görülmüş hayatım, derler diye. Sor. İstemeyen varsa yapma. İsteyen varsa maydanoz da koy. Ben de tam onu soracaktım. Maydanoz koymayacak mısın diye. Genelde koyuyorlar yani. Biz severiz. Evet ben de koyacaktım ama şimdi yorumlarınız. Hani bir peynirliye yorum yapın. Hani biri maydanoz olur mu diye ben... Maydanozsuz olmaz. Daha güzel olurdu. Peki istersen ben kendi şeyimle sana maydanoz getirtebilirim. Olur. Maydanozu da güzel olur. Evet ya. Evet. Ya ben normalde maydanozu yapacaktım gerçekten Zayda Hanım. Bak hep beraber mi karar veriyoruz ona göre. Tamam o zaman maydanozu getiririz birazdan sana veririm tamam. Aynen. Peki niye seni sevmediler? Ben Yozgatlıyım. Ben Şefaat ilçesinde büyüdüm. Ben... Tamam hayatım Yozgatlı olmak bir şey sebebi değil. Şimdi inek sağıyor ben ineğin altına nasıl gireyim ya sağayım. Kız bir şey söyleyeceğim ben bile inek sağdım be ne var? Ama şöyle böyle bir iki litreyle değil. Akşam bütün inekleri sayacaksın, oraya koyacaksın. Affedersin yaptım yapmadım değil. Hepsini de yaptım ama adamlar beğenmiyor. İki tane kendi memleketinden, kendi ilçesinden, kendi köyünden gelinleri var. Onlara kızım su getirir misin? Bana gelince kız su getir. Aynen böyle kız benim adım kız. Onlara kızım. Senden ne beklediler de sen yapamadın ya da? Ya onlar her şeyi onlar en iyisini onlar biliyor. Her şeyi onlar yapıyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz oraya gezmeye gittik Zayda Hanım mesela. Bundan 12 yıl önce oğlum sünnet düğününe gittik. Ha bak çok güzel orada mı yaptınız sünnetini? Sünnet düğünü orada yaptık. Süper. Şimdi şöyle bir şey adam diyor ki sofrada. Bizi 15 gün sünnet düğününden 15 gün önce çağırdı ki gelin gelin. Meğer derdini öğrendim. Neymiş? Derdi bizi tarlada çalıştırmak, nohut yoldurmak. Masada dedi ki yemek yiyoruz. Ben dedim buraya çalışmaya gelmedim. Ben buraya dedim çocuğum sünnet düğününü yapmaya geldim. Ben burada dedim gezeceğim, sozlayacağım, çocuğum sünnetini yap gideceğim. Böyle yaptı, oğul da var. Bu dedi ekmeği yiyorsanız bunu dedi kazanacaksınız. Yani demektir ki tarlada çalışacaksın. Balyeyi yükleyeceksin, arpaları içeri çekeceksin. 11 yıl önce bir çıkış yaptım ben Isparta'dan. Zaten kayınbaba giderken dedi ki buradan da kendisi duyuyor. Yine saygı, sevgi gösteriyorum. Eşimin babasıdır. Giderken bu dedi bir daha buraya gelmez. Aynen öyle dedim. Bir daha buraya adım atmayacağım. 11-12 yıldır ben de adım atmadım da atmam da. Ne ölüsüne ne dirisine açık ve ne söylüyor. Demeyin. Gerçekten öyle. Deme çünkü yok. Onlar da bak 70, aynı şey bak, senin içine geçer. Onlar da gelmesin. Babaanne dedi. Çocuklarının babaannesi dedi. Çocuklarımı bilmiyorlar. Nasıl bilmiyorlar? Benim çocuklarım dedi, babaannesini, büyük babasını bilmiyorlar. Hiç görmediler. Köprü yıkılmış bir daha da inşa olmaz. Köprüyü adam yapmalıydı. Adam da yapmamış demek ki köprüyü kurmamış. Adam kadın fark etmez. Ortada bir yıkılan köprü. Tamam işte. O köprü de bir daha inşa edilmez. İnsan bir torununu göstermeye gitmez mi? Muhsin sen hiç var ya bak bu dünya sanki senin dünyan değil. Biz başkasından bahsediyoruz gibi duruyorsun ya. İnanamıyorum sana. Çocuklarını dedim bu sene ben küstüm. Kız al, dur git adam bir şey buna söyleyecekti bir dur. Ha. Sevmediğim konular ben o yüzden hiç karışmak istemiyorum. Anlatılacaksa ama anlatsın sen madem. Normalde de böyle uzak duruyorsan bunları birinin çözmesi lazım. Bak sen bir şey söyleyeceğim Muhsin. Sen sırf hanıma bırakırsan ya onun kafayla uzak durursun tabii. Arayı sen yapacaksın. Şimdi ailemi tutsam aile oluyor. Bunu tutsam bu oluyor. Ben de arada kalıyorum. Yani çözemiyorum. Peki çözüm sevmedilerse nasıl evlenmene onay verdiler aile? Verdi mi ya da? O zaman bu kadar sorun yoktu ki. Peki dinlediniz değil mi? Gençler. Evet. Dinledik. Bence Halim abla çok yanlış düşünüyor konuda. Gittiyse kendi evi gibi işini yapması gerekiyor. Bizde de öyle.
Bütün yörelerde öyle gideceksin. Nasıl yiyorsun, yatıyorsun, toplayacağını yapacaksın, ineğini de sağacaksın, her şeyini yapacaksın. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bunlarda tatlı dil yok. Emri vaki. Sende var mı? Bağıra çağıra. Ama bence anladığım kadarıyla yok. Ama sende de yok anladığım kadar. Şu an Musun abi duruyor. Bütün konulara konuştuğun için sende de yok. Tamam, bunun anası babası da benim anam babam. Lakin ama hiç suçum yokken bağırmalar, çağırmalar, güzel bir tatlı dil zaten yaparım. Nohut yolmaya gidiyoruz. Kayınbaba ben varım. Bak sadece kayınbaba ben varım. Motora bindim, gittik tarlaya. Sadece bir şey alacağım. Bu arada yaparak yapmış o ama anansız biz olmayalım abla. Buradan çıkar. Maşallah ne çene var sende de. Neyse gittik. Bana dedi ki, mahunesin üzerine çıktım. Bu nohutları alıyor, edirgenle koyuyor. Demiyor ki kızım ben koyacağım, sen üzerini çiğne, üst üste bunlar basılacak demiyor. Ben de böyle bekliyorum acaba ne yapacağım diye mahkemede çıktım. Dirgeni aldı bana dedi ki bunu dedi senin kafanda kırarım. Ne dedi dikiliyorsun orada? Hani dese ki kızım düzgünce ne? Ben koyacağım sen de ayağınla çiğne. Hadi cevap ver. Bu insan ben sen olsam ne yaparsın? Ben de yapmam. He? Ben olsam aferin ben de yapmam. Yapmam. Diğer görümeltilerinin yani eşinin abileri falan ya da kardeşleri eşlerini ezdiriyorlar mı? Onlara laf söz edilmiyor ki. Ha işte. Laf edilmiyor onlara. Köprü olamıyor bence senin eşin. Bir şey daha anlatacağım burada. Konu açılmışken kendisi de burada. Ne pazarıydı orada? Pazara gittik iki araba arka arkaya. Sizin köy. Yan kasabı Köyük. Ne? Hüyüklü. Hüyüklü'ye gittik. Hüyüklü müdür nedir? Gittik oraya pazar iki araba. Biz önden alışverişi yaptık. Kayınbabayı, bu zengin olan Fransa'daki Caner'i, onu bekliyoruz. Dedi ki siz gidin, biz geliyor. Bir şey sorabilir miyim? Hı. Kendi çocuğuna alınan her şey senin çocuğuna da alındı mı? Alındı. 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 Parasını kim verdi? Kaynım verdi. Hak da yedirmemişini burada bak. Heh. Onu da söyle, onu da es geçme. Adam kardeşinin çocuğuna... Ki çok zengin Harun kadar dediğin hı, değil heh, mi bu? Heh, dur. Heh, şimdi o eğer kendi çocuğunu alıp kardeşinin çocuğuna da alıyorsa... Takılara gelelim aferin. Zayda Hanım. Gelelim, gelelim de bir dakika dur takıya birazdan gel. Şimdi fokur fokur kaynadı su. Evet, tuz atıyoruz. Tuz bitti. Vallahi bitirdin tuzu. Yani çok tuz attın ama. Acaba? Ha? İyi, iyi. Değil mi? İyi. Hani bir şey yaptın mı? Tuzun tadını gördün mü? Zaten iyiydi, az bir şey daha eksiği vardı. Ha. İyi, tuz, tuzu falan iyi. Sıkıntı yok. Bakayım. Nasıl? Ay nasıl içebildin kaynar suyu ya? Gayet iyi. Aa. Ha şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacağız? Şunları tepsimizi... bir göster bakayım bana ne güzel açtın. Tepsiyi ne gösteriyor? Şunları göster hayatım. Tepsimizi güzelce alt bir katını güzelce tereyağladık. Bunu haşlamıyoruz ki hamur olmasın, kalksın kestiğimizde böreğimiz diye. Bunu yerleştiriyoruz. Tepsimizi tereyağladıktan sonra şu şekil görüyorsunuz. Şimdi haşlama işine geçeceğiz. Haşladığımızı tek tek kat kat tereyağlayarak. Su nerede? Soğuk soğuk suyu bana ver şimdi. Soğuk su doldurmadık ki. Doldur doldur haydi. Sevgili izleyiciler, bayanlar baylar. Bugün Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane'de el açması su böreği yapıyoruz ve zebra tatlımız var. Maharetli hanımlar bütün maharetlerini ve hayatlarını mutfakta gösteriyorlar. Üstelik de kocalarıyla yarışıyorlar. Şahane. Şimdi ne yapıyorsun hemen anlat bana. Şimdi hamurlarımızı suyun içine attık. Haşlanacak. İyi haşlanması kaç lazım ki. Kaç hamur var orada? İki. Ha, iki iki atıyorsun. Tabii iki iki atıyorum. Tamam. İyi haşlanması lazım ki... Adı üzerinde su böreği. Çünkü suda haşlanıyor. Maydanoz gelecekti. Maydanoz gelecekti. Daha dur şimdi gelir ayıtlar koruz içine. Ha arkadaşlar bir maydanoz getirir misiniz? Muhsin abi keşke eldiven kullansaydın. Elini yıkadı yıkadı. Kaç kere? 10 defa elimi yıkadım daha bir şey olursa. Şöyle vereyim size. Çok teşekkür ederim. Zayda Hanım çok sağ olun. Hemen onu şey şunu kaç içine çabuk haydi. Muhsin abi sen ne yapıyorsun? Peyniri şey yaptım parçaladım diyeyim. Hamur kabarmaya başladı tabii. Evet. Bak. Gördünüz mü? Sadece tuz var, hiçbir şey köpürüyor? Yok. Niye köpürüyor? Kaynadı, hamur tabii haşlandığını gösteriyor. Hamur bu şekilde kalktığı bak, zaman... Bak, şuradan nasıl aradan yani böyle bunu kıyacaksın mı, böyle mi atacaksın? Tek tek şey yap, kıy. Gördünüz değil mi? Bir ver bakayım şunu. Buyur. Ama hani hamura da zarar vermeden şöyle bir göstersem size.
tane tane görüyor musunuz? Gerçekten çok sarı oldu. Baksana nasıl güzel yaptı. Yumurtasını çok koydu ya. Oh. Altı yumurta koydum. Bak bak su böreğinin çok biraz kalın hamuru. Kalın kalın. Kalın mı? Evet. Kalın mı geldi size bilmiyorum. Kalın kalın. Valla aç bakalım. Kalın biraz aslında. Şuradan şöyle tane tane göstermeye çalışıyorum ama. Piştiği zaman daha iyi anlarsın. Evet piştiği zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet. Ya şu an ekranda nasıl görünüyor? Yalnız ekranda çok sarı, sarı görünüyor. Yumurtayla yapılıyor. Başka neyle yapılacak? Sarı gözükecek. Yani yumurtayla yapıldığı için öyle ya. Canım siz de abartmayın falan. Aynen. Sarı olması daha iyi değil mi? Evet sarı yumurtalı zaten. Olması evet. Değil mi? Evet. Aslında. Evet. Hmm. Kız bir şey diyeceğim. Senin kolları da bomboş. Sorma. Birdenbire söylemiş oldum öyle ama. Evet. Düğünde takı makı ne oldu peki? Siz böyle o zaman iyi miydiniz? Bunlar yoktu. Sen bilmiyordun tabii eski eş falan. Yok, ha, eski eş biliyordun da çocuk bilmiyordun. Ha, benim kendi düğünümde mi takılan takıdan bahsediyorsunuz? Evet. Ha, taktılar. Rahmetli babam. Ha, ben bu arada çok özür diliyorum. Sana dedim de benim de bomboş. Hani onu diyorum da bende de bomboş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. 5 tane Adana burması taktılar. Bir zincir taktılar. İyi. Allah bereket versin. Diğer bacılarıma göre kıyaslarsak en düşük altın bende. Diğer bacılarım dediğin diğer gelinler mi? Yok be kendi bacılarıma göre. Ha diğer kız kardeşlerine tabii, tabii. Göre. Aynen. En az sen. En düşük bendim. Onlara ne kadar taktılar? 15 Adana burması. Ne? Buradan Meryem Sayı'ya selam gönderiyorum. Yalnız yine Muhsin abi evde yok. Gördüğünüz gibi konuyla hiç alakası yok. Ne? 15 burma mı o ne? Konuşmam sonucu değiştirmeyeceği için konuşmaya gerek görmüyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? İlle de takmana gerek yok. Neyse o yani 5 tane taktıysan 5 tane evet. Yani. Yok bunda evet. Bir şey. Herkesin gücü neye yeterse. Altını kısmıştım açsana. Açsana. Sen niye bana sormadan kısıyorsun bunun altını? Ben de diyorum bu niye kaynamıyor? Niye sormadan kısıyorsun sen daha, bunu ya? Daha onları açıyordun sen. Bıçak gördün mü buralarda? He gördüm. Vay Muhsin abinin anne. Eğer o hamur olmasa var ya. Vay haline Muhsin abi. Ya niye böyle yapıyorsun Muhsin sen ya? Bıçak ben de diyorum niye kaynamıyor bu? Altını kapatmışım. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun oralarda? Bıçak arıyorum. Beni o arıyor. Bıçaklar şurada bak gözünüzün önünde. Görmüyoruz ki. Yok ki burada. Aga eğlenir benimle. Tahta nerede vardı gördün mü? Ya çok tatlı eşim. Aa sen parçalandı şimdi... hamur. Nasıl parçalandı? Yok canım. Öldürecek şimdi Alim ama. Senin günde gelecek bağalım. Seni bakışlarımla. Evet. Bir dakika onun altındaki hamurda bir şey yok parçalandı ama. Parçalandı işte bir de o yok diyorsun. Hamur mu? Neresi parçalandı? Elimden mi düştü parçalandı da? Kız aha ya. Allah Allah. Yalnız maşallah bayağı maharetlisin ama ilk hamuru öyle haşlamadı. Nasıl? İlk hamuru, zemindeki hamuru. Onu kestiğimiz zaman hamur olur kalkmaz, pişmez. Tereyağı sürsek kalkmaz mı? Ne? Altına tereyağı sürsek kalkmaz mı? Hiç denemedim, bilmiyorum. Altın bir tık sert olması mı gerekiyor abla? Evet, yukarı kıtır kıtır oluyorsa altta kıtır olması için ben... Yok ben öğrenmek amaçlı soruyorum. Ha, ben altını biz hiç yaş koymadı çünkü kalkmayabilir. Çünkü yaş yapışıyor, anladın mı? Yok hani tereyağı sürdüğün zaman şey kalkıyor da genelde. Kız taşıyacak. Taşmaz. Bak hamur nasıl bir şey oldu öyle hamura bak. Evet. Aa. Ay. Ay taştı. Puangır. Ya hayır bilgi amaçlı soruyoruz. Puan neyi kıralım? Gerçekten yalnız güzelin el açması hamur da zor iş şimdi. Bir şeyler söylüyorsunuz ama Allah için yayında yapıyor bunu yani. Şimdi mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir önce siz açtınız. Dediniz ki kaynım adalet, ben burada biraz kaynını savunurum. Hiç eline cebinizi attırmadı dediniz. Sünnet düğününde. Hayır, sünnet düğününde ha. Kendi çocuğuna yaptığını evet. Sizin çocuğunuza da yapmış. Şimdi bu kötü bir şey mi bence? Bu iyi bir değil, şey. Değil ama şöyle güzel bir şey var. Şey ama orada şöyle bir anlaşma oldu biz gittiğimizde. Ha. Ne takılırsa yarı yarıya. Anladın mı? Ha takılar yarı yarıya. Ha. Senin çocuğuna da takılsa, onun çocuğuna da takılsa ortak yere gelecek ve ikiye aynen. Bölünecek. Ama ne yaptılar? Takıldı mesela takılar. Göstermeden usulcana aldılar eve götürdüler. Ondan sonra hiç şey yapmadılar bile. Peki işte. Sen söylemedin mi ya hani altınları ortak bölüşecektik diye? Onu Muhsin... Ya da dediler ki bu kadar kaldı. Bu kadar. Biz de bir şey demedik.
Halime abla, ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Sünnet düğününde sen masraf yaptın mı? Takıları aldılar gittiler diyorsun ya. Ben masraf yapmadım ama benim aklımda sünnet düğünü yoktu. Onlar bizi davet ettiler. Gel biz, ben burada yapmadın yapacaktım. Ya. Ben kendi köyümde yapacaktım. Aha, dediler anladım. Gelin burada yapalım anladım. Dediler. Ondan dolayı niye elimi cebime atayım ona davet ediyorsa? Ha, güzel bir şey yapmışlar aslında ama sonunda kimseye yaranılamamış sanki. Hepsi kaç kat oldu? Aynen, ağlayacak. Muhsin abi konuyu değiştirmek için kaç kat oldu diyor. Halim abla, ocak yanıyor mu? Sanki söndü ama. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Ha, tamam. Yanıyor, oradan siz görmüyorsunuz, yanıyor. Onlar oradan bir şey görmüyor. Peynirin sırası geldi mi? Evet. Ha, gelmedi mi? Geldi mi? 2, 4, son bir kattan sonra peynir sırası ha. Gelecek. Hemen şunu da koyuyorum. Hmm. Hemen üzerine. Vallahi güzel peynirimizi. Görünüyor. Lezzeti, tadı, tuzu da yerindeyse. Evet. Vallahi kalın dediniz ama o kadar kalın durmuyor. Ya da ben böyle daha etli etli sevdiğim için belki. Yok. Neyse, yiyince şimdi göreceksiniz. Aynen. O piştikten peki, sonra biraz da kabarıyor. Şimdi sana düğünde neler takıldı? Düğünde sorun oldu mu? Düğünde sorun oldu. Diğer gelinlerine fazla takıldı. Bana az takıldı. Borçluk kaynanan. Bunu da buradan söyleyeyim. Hala bana 3 tane bilezik borçlu. Adaletsiz davrandı. 17 sene sonra... İstiyorum. İstiyorum. Yine istiyorum. Yine istiyorum. 3 tane bana alacağı şey var. Bilezik var. İstiyorum. Kaç tane taktı diğerlerine, sana kaç tane taktı? 8 tane, 5 tane taktı. Bütün gelinlerine 8, bana 5 tane taktı. Bu adaletsizlik. Hakkımı da helal etmiyorum. 3 tanesini getirdiği zaman hakkımı helal edeceğim. Durumu yoktur belki. Olmaz olur mu? Bizim altımızda arabamız yok. Onların altında arabaları var. Kayınvalidenin. Ya ya, sen ne diyorsun? Ne kadar zenginler. Açık bize yardım edin. Allah Allah. Hem bir sürü laf ediyor, sonra da diyor ki bizim araba yok. Muhsin, öyle. Ne olacak senin bu halin? Gittiği yere kadar idare edeceğiz zaten. 17 sene idare etmişsin, artık daha gittiği yer mi kalmış? Ya ölene kadar ya bitene kadar. Devam. Ben bu süpüreğini rahmetli annemden öğrendim. Ay Allah rahmet eylesin. Ya yaparken aklıma gel, kusura bakma. Oy kuzum kuzum. Tam bir yıl oldu. Çok zor yani, annenizi, babanızın kıymetini bilin. Öldükten sonra taşınız da öpseniz de hiçbir şeye yaramıyor. Zor. Annesizlik zor. Ben her yıl, buradan herkes bilir, memlekete her yıl annemin yanına giderdim. 15-20 gün kalırdım. Bu sene kimsem olamadığı için ben gelemedim. Yozgat'a şefaatliği. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Çok zor. Ne yanık acısı geçiyor. Ne kesik acısı birleşiyor. Çok zor bir acı. Gerçekten tarifi yok. Sen şimdi kaç yaşındasın Halime? Ben 36 yaşındayım. Bak 35 sene şöyle düşün, 35 sene anacığım varmış. Böyle düşün, bir de küçücükten anasız büyüyen evlatlar var. Ya ben kendimi öyle düşünüyordum hep. O kadar yıl annem vardı, nurlarda yatsın. Hepimizin anacığı, babacığı. Evet. Ama tabii ki mezar ziyareti çok kıymetli, önemli. Ama olduğun her yerden dua et ona. Her yerden. Sana şah damarından yakın Rabbim. Senin duan da öyle. Şimdi ne yapıyorsun? Ha, daha devam yufkalara. Bitti, az kaldı. Son haşlamaları yapıyoruz. Alıyoruz. İnsanın böyle yaparken aklına geliyor değil mi öğrettikleri? Tabii, ondan öğrendim. Atamdır, büyüğümdür. Kimden öğreneceğiz bu süböreğini? Annem yapardı, biz yanında açardık. Ondan öğrendim. Yaparken senin... de aklıma geldi. Gelmez mi hiç? Yani... Güzel öğretmiş. Peki senin kendi annenle kayınvalidenin arası nasıldı?
hiç konuşmadılar ki. Nasıl ya? Evlendik. İller farklı. İller farklı, memleket farklı. Olsa hiç konuşmazlar, hiç yani. Hani düğün yaptılar. Aramazlar yok 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 yok. Bir düğünü yaptılar, gittiler adamlar, gidiş o gidiş. Arkalarına bile bakmadılar. Yok. Hiç. Ana babam öldü, başsağlığı dilemediler. Anam öldü, başsağlığı dilemediler. Daha ben ne yapayım? Oradan diyorsunuz ya. Hani arkadaşlar, bir gelin olarak yaptım, ettim. Yani anam ölmüş, bir arayıp da ne olursa olsun ben gavur muyum, düşman mıyım, bir arayıp da bir başsağlığı dileyemezler mi? Bir de benim kapıma kim olursa olsun, düşman da olursa olsun, dövüştüğüm insan olsun, gelsin çalsın, yemin ediyorum var ya ben, ne yapıyorsun, iyi misin, hani konuşurum ya, kin güdemiyorum. Anladınız mı? Şimdi kayınvaliden seni programda izlese, kızım gel elimi öp, geçmişi geçmişte bırakalım, çoluk çocuk görüşelim dese. Giderim. Aferin kız, işte giderim. Budur ya. Giderim. Git. Vallahi giderim. Böyle olması lazım. Giderim. Muhsin abi duydun mu? Bak giderim diyor. O anki aklına da aldı. Bilmiyorum. Ha şimdi böyle der sonra değişir mi? Yapma ya. Bence Zayda Hanım gitmez. Halim Hanım gitmez. Nereden biliyorsun kız? Gitmez bence. Dedi bana da yolda değişebilir. 5 tane bilezik almış sonuçta. Kabullen ne olacak? Ona 6 tane almış, sana 7 tane almış. Buna 5 tane fark etmez. Senin uşağını sonuçta toy etmişler. Küçük toy etmişler. Ne demek o? O ne demek kız? Düğün yapmışlar. Bir kuruş para vermemişsin. Toy etmişler. Onlar beni sonuçta davet etti. Sonuçta sana ne verdin, ne böldülerse onu kabullenmen gerekiyor. Hani köyünde düğün yapacaksın ya, toy yapacaksın kendi kendinde. Sen yine yap toyunu. Yine yap düğününü. Git istediğini orada altınlarını topla. Sonuçta hani ne verdilerse Allah razı olsun. Toyunu yapmışlar, yapmış. Bir kuruş para harcamadın. Toyunu yaptılar. Elindekilerini böldüler sana. Ne verdilerse. Sen o kadar inceliklere girdiğin için hiç geçinememişsin. Haksızlık. O zaman zenginmiş, şu an fakirmiş. Her şey olabilir. O zaman da zengindi. Ben 5 sene önce... Gergelere 8 tane bilezik alırken nasıl zengin oluyorsa bay gelince mi 5 tane daha ben fakir oluyor? Ben kendimden pay biçim. 5 sene önce bir gelin evlendirsem çok fakirdim. Şu an durumum iyidir. Şu an çok daha bir şeyler yapabilirim. Yani bu anne baba da olabilir tabii böyle. Yani hepimiz için kendim. Ben mesela 5 ile bundan önceki giydiğimi şu an giyemiyorum. Ya ve onda giydiğimi şimdi giyemiyorum. Hani her şey zamanla, mesela atıyorum benim ablamlar, 3 tane ablamlar var. Ablamı benden önce evlendirdik. Bizde çeyiz her şey verirler kıza. Bütün mobilyasını da kızın çeyizin ana baba alır. Ablama çok az erkek verdiler. Erkek ne yapıyor? Hiçbir şey yapmaz. 2-3 tane yüzük takarlar gitti. Yapma yüzükten ya. Başka hiç bilezik yok. Bak var mı? Yok. Bilezik falan yok. Şimdi bir dakika, Azerbaycan'da kız alacaksak eğer. Vallahi beyler. Kızı oradan alın. Kız alırken her şeyi kız tarafı yapıyor. Her şey. Yatak odası, koltuk takımını, her şeyini. Oğlan bir kendini getiriyor. Her şey. Oğlan bir tek kendisini nişanda 2-3 tane yüzük takar bitti. Yüzük, bir bilezik. Takı, bir de takı. Bilezikle takı set olur böyle. Başka bilezik falan yok. O kadar. Hiçbir şey yok. Bizde öyle adet yok. Yani. Adet yok. Bol buradan buraya yeni altın falan. Yeniden evlenesim geldi. Sus sen de ne diyorsun lan? Gitsene. Yeniden evlesin. Ay. Ben onu bekarlara dedim. Çok bekliyor. Hazırda bekliyor. Ne kadar şey. Akraban yok mu kız? Sulamıyor. Akraban yok mu? Betül. Bence sen arkada bir konuşur. Bence de dönüversen sağına. Öyle bir şey anlattı ki abla. Bizim Antep'te takı yani... Türkiye'nin her yerine takı bir büyük mesele. O 3 almış, o 5 almış, o 2 almış. Ya gönüller birse 3 alan ne yapacaksın, 5 alan ne yapacaksın, 7 alan ne yapacaksın? Kız erkeği sevmiş mi? Bitmiş. Bu kadar basit. Öyle. Sen kızı mutlu edebiliyor mu? Edin. O da onunla mutlu mu? Mutlu. Daha senin huzur varsa var. Daha ne isteyeceksin? Çok ben, güzel söylüyorsun da. Ben de kendi hanımıma 3 tane aldım bilezik. 3 çift aldım. Yani 6 tane tek üç aldım. 3 çift 6 oluyor. Evet. 10 da alabilirdim, 7 de alırdım, 15 de alırdım. Yani sonuçta bu bizim. Ama ben 10 tane alacağım diye niye kendimi sıkıntıya sokayım ki? İmkanım neyse onu alırım. Ablam ben sana bir şey aynen söyleyeyim öyle mi? Bak kızlar, şu altın salkım işi tamam sizi daha değerli hissettiriyor olabilir ama... Kızlar, bu altınları çıkartıyorsunuz. Evet. Hepsini. Kemerini, meme, her şeyini böyle görüyorum bazen. Oynayamıyor kızlar böyle düğünde. Onların hepsi çıkıyor, kasaya giriyor. Evet. Siz adamın gözüne bakın. Orada aşk var mı? Vicdan var bitmiştir mı? Sizi seviyor mu? Sizi böyle hani altın şeyin içine sokup da orada mı saklayacak? Önemlisi o zaten. Size izin veriyor mu kendiniz olmanız için? Size çalışın, sen de bir birey olarak bir şey yap diyor mu? Gözünüzü seveyim. Hastalandığınızda başınızı bekliyor mu? Siz üzüldüğünüzde bunu hissediyor mu? Size güzel sözler söylüyor mu?
Budur Zay, yani. Zaydan Hanım. Onların hepsi bitiyor, altınların hepsi kasaya giriyor. Ne ineyim kasadaki altını ben? Bırak ona bunu hava atacağım diye. Sen adamın kalbine bak, gönlüne bak, vicdanına bak, sevgisine bak. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Bitti. Dur, burayı bitirmem lazım. Aynen aynen. Hemen. Tamam, onu yapmamıza gerek yok. Kat kat zaten oldu. Fazla yeter bu. Kapat altını. Şimdi kaç yufka aşağıda var? Şimdi 2 tane var. Gerek yok. Zaten kalın oldu. Tepsimiz yetmeyecek. Yüksek olmadığı için fazla gelecek. Fazla gelecek. Gerek yok. Kaç yufka var burada toplam? Şu 10 var mı? 10. 10. Tam 10. 10 yufka. 10 yeterli. Heh. Evet, hemen kesiyoruz. Musi, bıçak getir, bıçak getir. Bıçak getir. Bıçak getir. Hangisini getir. Hayır, ne bileyim ben hangisi kesiyorum. Halim abla, toplam kaç kat? 10, 10. Toplam 10, kaç? 5 altta 5 üstte mi? Evet. Arasına peynir var. Evet. Allah'ını seveyim seni. Acıktı, beynim acıktı. Vallahi karnım acıktı. Şimdiden karnım acıktı benim. Vallahi Allah acıkmışlar karnım acıktı. Kare kare gucucuk gucucuk. Ay biz bana sofrada yiyen adamı çok severiz. Vermek evet. izin mi? Ben yemeği çok biz severim. Biz de yeriz vallahi. Ama bu sefer iştahlı olacaksınız, bol bol yiyeceksiniz. Bu göbek kolay olmadı. Bana da öyle geliyor. Evet, o göbekler kolay oluşmamış. Abla acıktık biraz. Şimdi bunu kesiyoruz ki Zayda. Az kaldı, az kaldı. Bunu kesiyoruz ki... Heh. Kabarıp da tepsinin şey ha. fırının içine deyip de yanmaz, bu kabarır. Kes bir göreyim bakayım. Halim abla. Canım. Ne eğer diyorsun? Küçük kesersen fazla şişmeyebilir. Eşit olsun bence. Hem güzel görüntü olur hem ha. lezzetli olur. Yani su böreğinin kesimi çok önemli. Evet, düzgün olması gerekiyor. Sorsan hayat ömürlerinde börek yapmamışlar. Ben yaptım. Mi? Yaptık abla. Çok yaptık. Kızlar. Herkes merak ediyor. Size kaç bilezik takıldı evlenirken? Ben söyleyeyim. Altın isteyenler, istemeyenler söyle. Hiç. Sadece yüzük. Kaç tane yüzük taktın Kadir? 3 tane yüzük. Bilmiyorum ki. İlkay gözümün içine bakıyor. Ne diyecek acaba? Hangisini söyleyecek? Kaç tane var? Nasıl yani? Hangisini söyleyecek? Ya eşim taktı bana sadece. Tamam olsun. 5 tane bilezik taktı. Künye, kolye, yüzükler. Her yıl başlarında bir yüzük. Ha, yılbaşında hediye belli. Evet. Peki. Bak ne beş güzel giriyor kızların. Taşı. Görüyor musun bak? Ha. Peki. Ay, hiçbir şey takmayan da gülüyor bu arada. Sana ne takıldı? Bana 6 bilezik takıldı. 6 bilezik. Hı-hı. Ama eşim sağ olsun yine bana ara sıra böyle sürprizler yapıyor, hediyeler alıyor. Sana ne takıldı? 6 tane bilezik taktılar bana da. Şey, kolyesi, küpesi, yüzüğü. O kadar yeterdi zaten. Fazlasını da istemedim ne yapabiliyorsalar. Ya Allah bereket versin. Oo, şahane görünüyor. Evet, çok güzel oldu. Süper görünüyor. O zaman son dakikalarınız artık. Burayı temizliyorsunuz, masayı düzenliyorsunuz, hemen geliyoruz. Ben masayı kurmaya gidiyorum, sen hemen orayı tamam. temizle. Çabuk temizle. Çabuk, çabuk orayı hallet, yanıma gel. Hangi, burayı yapacağım ben. Hadi acele et. Son bir dakika. Bardak. Hadi abla. Daha bardaklar yok ortada. Abla çatal yok, kaşık yok, bıçak yok, bardak yok. İmkansız. Yetişemeyeceğiz. Yetişemeyecek. Avucumuzla mı suyu içeceğiz? Bardaklara bakmanı Halim abla sokuyor. Bardakları elinle tutuyorsun. Bardağın içine elinizi sokmayın. Ne yaptın, orayı temizledin mi? Yorma kendini, artık bitti süre. Abla niye bardağın içine elini soktun ki ya? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Elimiz de yerik artık abla, sıkıntı yok. Niye orayı 2 dakika temizleyip gelemedin ya? Halim abla. Halim abla. Abla bardaklara hep elini soktun ya. O bardaktan su içmem ben. Ya makineye şu onları sokacaktın. Ne var? Bir şurayı silip gelemedin mi masayı ya? Ya bitiyor mu? Ne ben bitiyor mu? Burayı bari sen yapaydın, ben orayı yapaydım. Hiç değilse yanına yardıma gelirdim. Boş ver, berek elle diyelim, bir şey olmaz. Çatallar kaldı, eliyle mi yiyecek adamlar?
marketi ben yaptım. Su böreğini ben açtım. Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Benim elimden Muhsin gelen abi bu. De hamur yaptı. Mutfak yetişmedi, yemek yetişmedi. Masadaysan berbat. Olmaz. İyi daha ne olsun toplamış. Neresi berbat iyi? Bu iş olmaz böyle. Yine abla. İyi. Olmaz. Elinden geldiği kadar yapmış. Elinden geldiği kadarını yapmış. Ellerine sağlık. Hadi artık sunuma. Börekte çok yumurta olduğu için ben beğenmedim. Peynir turşu olduğu için ikisi beraber olmadı. Şimdi peynir bir kere çok tuzlu. Yani peyniri yıkayabilirdi. Peynir yıkanmaz. Peynir yıkanır. Yıkanmaz. Herkes yemeğe bütün günü değerlendirerek puanını versin buyurun. Halime Muhsin Korkmaz çiftinin bugün toplam puanı... 'Ceren ve Rana ile geldik mutfağın başına. Şimdi herkes yemek masasında bizi izliyor. Evet. Sizin buradaki yorumlarınızı muhtemelen merak ediyoruz. Buyurun ben mutfak sizin. Ben burayı hiç beğenmedim. Yerler hep un. Burada unutulmuş et parçaları mı? Bunun jöle mi? Gel. Oo, ocağı hamuru göremiyorum. Hamuru bile çöpe atmışlar. Hepsi bak gel. Farga yerde. Tuzlu biberliğin bir tanesi yerine koyulmamış. Her yer. Yine ortalığı bir silmiş şöyle ama bulaşık makinesi bile kapatılamamış. Yalnız şurada hani ben, söz laf edemeyeceğim bir şey var. Şimdilik daha lezzetini bilmiyorum. Evet. Ama buna bir bakar mısınız? Vallahi üstü kızarmaya başlamış, güzel görünüyor ama bir dolu da yağ var içinde. Fakat çok da lezzetli. Olmamış Saide Hanım. Nasıl olmamış? Olmamış. Niye olmamış diyorsun? Güzel görünüyor. Yufka biraz göreceğiz kalın, sofrada. Kalın biraz, kalın umarım. Zaten açarken ben söyledim, bana kızdı kendisi ama biraz kalın. Peki. Topukluyla koşuşturacağını, keşke buraları aynen bir temizleseymiş. Elinizde her yıl bak, bez bile her kızlar ben size burada kalmış bırakıyorum, diğer iki kızımı alıyorum ve sofraya gidiyorum. Zar zor attım kendim buraya kızlarımdan. Şimdi siz nasıl buldunuz bir sofrayı değerlendirin. Runner dağınık, her şey her yerde. Çatal kaşık yok. Bunlar böyle mi koyulur? En azından hani bir ya böyle üçgen koysaydı. Ya en basit işi ortadakini ya yapabilseydi. Çok güzel. Şunu bir kapat gözünü seveyim. Dolaplar açık kaldı. Bir de o yere düşmüş orada. Buraya bunun için artık çatal kaşık girmez. Onu ayrı yere koy, onu ayrıca temizlettiririm zaten. Evet. Dolapların açık kalması zaten hani bir mesela tam misafir gelecek, dolap kapakları açık, her şey her yerde masanın üstünde duruyor, çatal kaşıklar zaten bardakların içine elini soktu, bilmiyorum artık ne kadar hijyenik. Nasıl elini soktu? Elini sokarak getirdi, böyle hepsini üçlü dörtlüydü, parmaklarıyla getirdi. En gıcık olduğum şimdi şey. Şimdi kaynanasından gam vuruyor ama kaynanası bu sofrayı görse beğenir miydi? Aslında arkadaşlar bak şöyle yap ama bunu yapmak zor şimdi Allah için. Kare de bırakabilirdi. Yani o şekilde kare olsaydı şöyle, ya. Yeti şuradan çatal kaşık şu şekilde kalsaydı da olabilirdi. Yani. Hani şu gümüş görüntüyü görsem şahane olacak. Bunları da yıkata yıkata yemin ediyorum eskiyecek yani. Buyurun yemek masasından devam edelim. Bakalım bu yorumları duyunca ne diyeceksin? Sadece eşlerin yani gerçek çiftlerin yarıştığı bir program. Mutfak Bahane'ye tekrar hoş geldiniz. Artık en kıymetli yerdeyiz. Masanın etrafındayız. Şimdi tadım zamanı. Lütfen yani seviyorsanız yiyin, gözünüzü seveyim. Tamam, puanınızı da tamam ona göre verin. O halde buyurun afiyet olsun. Halime Muhsin Korkmaz çiftinin masasındayız. Bir tanesini yedim, diğerinde de kendimi zor tuttum.
Ama görüyorum ki Tolga bayağı ameliyat yaptı. Bir ara baktım Oğuzhan içinde altın arıyordu. Ne çıkacak yorumlarda merak ediyorum ama hadi sizinle başlayalım. Börek çok güzel olmuş öncelikle, ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Tatlı da içerisindeki şey biraz ekşi geliyor ilk başta tadı. Vişne suyu ya düzden de evet, ekşi evet, olacak. İçerisinde eğer o diğer kısmın şekeri olmasa dengelemez. O da çok güzel olmuş, ellerine sağlık, onu da beğendim. Teşekkür peki, ederim. Betül teşekkür ediyorum. Ben sevdim, teşekkürler. Ve Oğuzhan. Şimdi peynir bir kere çok tuzlu. Yani peyniri yıkayabilirdi. Peynir yıkanmaz. Peynir yıkanır. Yıkanmaz. Çok tuzlu. Nasıl tuzlu? Bir saatimiz var. Ben bunu bir saatte çıkardım. Ben o peyniri koyayım da kaç saat tuzunun çıkmasını bekleyeyim. Bir de 10 kat yaptınız değil mi bunu? 5-5. Tepsi anca o kadar aldı. Çünkü şöyle, taşardı. Şöyle yapabilirdin. 3 kat hamur, peynir. 3 kat hamur, hamur, peynir. Yine kat... çıkacak öyle yaptığın zaman. Hayır, yine çıkıyor üst daha, üste. Daha güzel olabilirdi. Ben i̇ki, kendi iki şahsi fikrim. 2 defa mı peynir girmeliydi? 2 kez girdiği zaman... Öyle bir şey yok. Su böreğinde tek kat olur. Ortasında 2 kat olmaz su böreğinde. Sen hayat ömrüne su böreği yedin mi acaba? Antep'te bazılarında yapıyorlar ya, o yüzden hani birazcık söyledim, inceltmek, seyreltmek ben adına yapabilir miyim? Ben yoksa birisine ait yaptım. Antep'i bilmem. Tatlıyı ilk defa yiyorum. Ejder tatlısı mıydı? Zebra. Zebra. İlk defa ejder tatlısı yediğim için. Zaten ejder tatlısı yediğim için. İlk defa zebra tatlısı yediğim için yorum yapamıyorum. Eline sağlık. Tamam, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kadir, bakıyorsun rahat rahat. Sıra sana geldi. Nasıl buldun? Ben bunu daha önce datmadığım için. Datmadın mı daha önce hiç? Hiç peynirli bir şey, hiçbir şey yemem ben. Ablanın ellerine sağlık. Üzünün hamurundan da olsa yedim. Ya tadı tuzu yerinde iyidir. Çünkü daha önce yemedim diyeyim bir için. Bir şeyi en azından. Yani kötü de diyemem, hakkına da gelemem. İyidir, süper de. Belki daha iyisi vardır. Siz zebra tatlısını beğendiniz mi? Beğendim. Rana. Şimdi şöyle, peynir tuzlu değil mi? Tuzun dışında ekşilik var. Peynirden artık ekşi, ekstra bir ekşilik var. Çünkü kaç defalarca tattım. Limon mu kattın sen buna? Yok ya. Dalga geçin. Diyor ya limon var. Ne? Dur, bizim kendi şey desem turş. İçerisinde turşluk var. Peynir turş olduğu için ikisi beraber olmadı. Ayşenur nasıl buldun? Sen de üstünü yemişsin, içi kalmış. Ben de. Kıtırını. Kadir abi peynir gibi peynir tüketen bir insanıyım. Hani kaşar haricinde peynir tüketmem. Su böreği güzeldi, çok ellerine sağlık. Afiyet güzel olsun, olmuş. Elinle açman, şey yetiştirebilmen bir saatte. Çok yetiştirebilmene ben de çok yani şaşırdım. Ellerine için sağlık. Ellerine sağlık. Tatlıya gelince... Bilmiyorum, herkesin damağına göre değişir ama bana biraz tatlı geldi. Tatlı yiyor, tatlı olacak. Hayır, yiyor. Fazlasıyla tatlı geldi. Ben tatlıyla çok aram yok. Peki, teşekkür ediyorum. Tolga? Börekte çok yumurta olduğu için ben beğenmedim. Ama yapılışı falan çok güzel, lezzeti güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tatlı da damak zevkime uymadı. Nişastası falan çok fazlaydı. Fazla olduğu için zaten normalde kırmızı olması gerek. Çok pembe olduğu için ben beğenmedim. Elimdeki malzeme bu, işte yaptım, ne yapayım, siz de yapın iyisini göreyim. Peki, teşekkür ediyorum. Ne dersin şefim? Abla ben gerçekten ellerine sağlık, başta eleştirdik ama hani, ne tuzlusuna ederim, ne hamuruna ne şeyine hani hiçbir şey diyecek yok. Böreği çok beğendim ama tatlıya gelince çok hani tatlı değil de çok ekşi bir şey geldi bana hani tadından dolayı. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey diyeyim ki, hiç kimse söylemedi bunu ama buram buram bir tereyağı kokusu var. Ağzına aldığın zaman çok aşırı yoğun bir tereyağı kokusu var. Peyniri erimiş ama tadı çok güzel. Tatlısına da hiçbir şey demiyorum. Tatlısı da çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ama tereyağıyla yapılır. Çok aşırı bir... Hatta yok, böyle durduğu anda bile önüme geldiğinde ben kokusunu aldım böyle. Valla şu da o 11 kişide bir ses söyledi. Evet, bir tek ben söyledim. Evet. Hepsinden demek bekledim ki, aslında. Hiçbiri söylemedi. Demek ki tereyağı bana gelmemiş geldi ağızlarına, kokularına. Bir tek fazla bana geldi. Gelmemiş ağızlarına. Demek ki tereyağı kokusu sende geliyormuş. Çok tereyağı var. Hiç de yok valla. Ben öyle söylüyorum. Ama şöyle, zaten bu su böreği, bu zaten tereyağı yağsız olmaz. Tereyağı koymazsa sıvı yağ koyacak içine. Olmaz. Ama araya mecbur koyacaksın. Belki ondan güzel olduğunu ve hani biraz tereyağı. Bir de siz yapın, öğretin de bir de ben yiyeyim. Tamam, ben yarın yapınca da sen ye. Yarın bir de sen yap, ye, bir de ben yiyeyim. Haydi. Tamam, ben yapınca sen de bir de sen yap, bir de ben yarın yiyeyim. Mana buldura yok, peyniri tuzluymuş. Peynir falan az daha tuzlu değildi. Sırf puanı düşürmek için, sırf oyun oynadılar. Kendi gününü oynuyorlar. Arkadaşlar, ben kendi yorumumu yapayım. İyi ki maydanoz koy demişim. Çünkü maydanozla bilmiyorum, benim damak tadıma daha da uyuyor. Çok güzel de şöyle göstereyim size, bir tanesini bıraktım özellikle. Hani güzel pişmiş ve güzel de kızarmış. Yağlı mı? Evet yağlı. Çok mu yağlı? Çok yağlı. Ama zaten
Su böreğinin özelliği budur. Yağlı yağlı olur. Yani bilmiyorum, ben bunu çok beğendim. Çok lezzetli geldi bana. Şöyle tekrar kapatayım. Afiyet olsun. Ama bakın bu başka bir şey. Benim de damak lezzetime uymayan bir tatlı bu. Ben de ekşi çok fazla sevmem. Fakat tutturmuş mu tutturmuş. Yapmış mı yapmış. Güzelce de önümüze getirmiş. O halde toplatıyorum arkadaşlar. Gelsin puanlar. Mutfak bahane. Arkadaşlar puanları kimse görmeyecek. Sadece cuma günü herkesin puanı herkes tarafından biliniyor olacak. Lütfen puanlamaya başlayalım. Herkes yemeğe bütün günü değerlendirerek puanını versin. Buyurun. Puanlarınızı verdiğinize göre hemen bana verebilirsin ilk dörtlü. Dur bakayım doğru mu? Hazır mısınız puanlara? Hazırız. Bakalım. Burada bir tane bir nazar boncuğunuz var. Bir de buraya bakalım. Bakalım bak, sizce bir var mıdır bu masada? Vardır bence. Bence de var. Olmaması lazım bence. Bence böreği var. Ya normalde olmaması çok gerekiyor da. Çok emekli bir yemekti, olmaması lazım. Bence de. Yani burada da bir nazar boncuğunuz var. Maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Puanlar genel olarak güzel. Evet. Çok yüksek puan var mı? Hayır. Peki masanızda bir var mı sizce? Sanmıyorum. İki güzel. Tane vardır. Güzel. Ben tahmin sanmıyorum mi? Çünkü niye de hepsi de beğendi. Aynen bence de. Yani ondan sonra şimdi bir vermek ne demek? Yok, kimse vermez mi? Beğenip de güzel oldu deyip de bir verdi yaptığımız ne demek? Yaptığımız emeğin gerekiyor. Yani hakkı bir olamaz, ben onu düşünüyorum. Aynen. Peki. Halive ve Muhsin çiftinin masasında bugün bir puan... Doğru tahmin ettiniz. Yok. Herkes genel olarak aslında yüksek puanlar vermiş. Şimdi toplam puanda göreceksiniz. Ama iki tane nazar boncuğu var. Yani diğerlerinden farklı iki tane nazar boncuğunuz var. O ne demek? Nazar boncuğu ne demek? Bu masada bir yok ama bu masada ikiler var. Bilmiyorum iki hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Asla. O kadar su böreği kesinlikle yaptım. El cihazlarımla açtım. Evet. Levent gel bir taraftan bunları al bana toplam puanı siz gösterirken. Sizce kim vermiş olabilir ikileri? İsim neydi? İpek miydi? Rana. Ay Rana. Rana'dan şüpheleniyorum bir. Şüpheleniyorum. Başka? Gözlerimin içine tereyağlı, baktı. Tereyağlı dedi iki. Bunlardan şüpheleniyorum. Sadece hanımlardan evet, mı? Evet, hanımlardan şüpheleniyorum. Beylerden hepsi iyi mi vermiştir? Onlar iyi vermişlerdir diye düşünüyorum. Peki bakalım eşin ne düşünüyor? Ben, ismi neydi arkadaşım? Tolga'nın Tolga. İki vermiş olabileceğini düşünüyorum. Hanımlardan var mıdır veren? Yok, öyle Betül mi? Hanım olabilir diye tahmin ediyorum. Ben mi? Peki, isterseniz şöyle yapalım. Ben bir toplam puanı söyleyeyim. Sonra ben yorum yapmak için kalkacağım ama... Korkmaz çiftinin bugün toplam puanı... 22 puan. Hiç beklediğim bir puan değil. Açık ve net söylüyorum. Emek var ortada. Bir saat süre var ortada. Ve alışverişi bir tane hiçbir şey unutmadan aldım çıktım. Yani güzel olmuş deyip de yiyip de 22 puan çok az. Gerçekten çok az. Peki arkadaşlar herkes kendi yaptığını biliyor. Sıra yarın Rana'da ve Kadir'de. Yarın bizi farklı yerlere ve lezzetlere götüreceksiniz diye umuyorum. Ama bugün İnşallah. Bugün ben bir taraftan yorum yapayım. Siz lütfen sohbetinize devam edin. Aslında dile kolay su böreği yapıldı yani. Kolay mı? Bence değil. Hani tatlıydı, tuzluydu, herkesin o zevkleri farklı. Onlara bir şey demiyorum. Ama su böreği Allah için ben beğendim ve güzeldi yani. Tatlı bana göre değildi. Şöyle bir avantaj, akıllıca bir şey yaptı bizim kız.
Su böreğini tamamen zamanına ayırdı. Başka hiçbir yemek yapmadı. Tatlı da kolay bir tatlıydı. Ne olacak, iki tane sütlü tatlıyı yan yana getir, artı artına dök. Ha, akıllıca bir iş miydi? Evet. Ya iki puan arasında böyle gidiyorum. Hani şunu mu versem, şunu mu versem, daha güzel yemek yapan, daha çok çeşit yapan olabilir diye. Benim puanım... Ay söyleyecektim. Bir taraftan da bana bakıyorlar çünkü. Güzeldi. Allah için masada güzeldi. Hiçbir şey unutmadan geldi. Çiftimiz de güzeldi. Efendim sizi çok seviyoruz. Ha, bunu size vereyim şöyle göstermeden bir taraftan. Yarın olsun, güzelliklerle de olsun, ömrünüz bereketli olsun, bedeniniz sağlıklı olsun. Birazdan sevgili Esra Erol başlayacak. Sizi seviyoruz. Yarın saat 14'te ATV ekranındayız. Unutmayın, sizi bekliyoruz. Mutfak bahane. Seni o kadar seviyorum diye adam, yalanlar söyleyen adam. Bir de seni aldattı mı? Aynı, aldattı. Yok artık. İnanamıyorum ya. Nasıl gerçekten anladın peki? Kadın numaramı bulmuş, beni aradı, ne var ne yok anlattı. Hiç bekler misiniz Allah aşkına, böyle ne kadar masum duruyorsun? Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Zahidi ateşle başlıyor hadi mutfak bahane.